Çocuk gelişiminde program dersi birinci ünite özeti. Eğitim, öğretim ve programlarla ilgili temel kavramlar. Eğitimin tanımı, kapsamı, işlevleri, amaçları ve türleri. Öğrenmenin oluştuğu her durumda insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir. Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşması ile başlayan ve onun yaşamı boyunca sürüp giden bir süreç olarak görülebilir. Platon, Eğitimi bütün güzellik ve kusursuzluğa sahip olan öğrencilerin bedenleri ve ruhlarındaki gelişme, Aristo. Sağlam bir zihin ve bedende gelişen insanın yetenekleri ve özellikle zihninde şekillenerek o insanın gerçeğe, iyiliğe ve güzelliğe ulaşmasını sağlayan şey, Rousseau. Çocuğun içten dışa gelişimi, Froebel, insanın özünde var olanı ortaya çıkararak çocuğun içsel varlığını dışsal duruma getirmek, Pestalozzi, bütün içsel güçlerin fiziksel, bilişsel ve ahlaki yeterliliklerin uyumlu ve sürdürülebilir gelişimi, Dewey, deneyimlerin sürekli yeniden yapılanmasıyla oluşan yaşam süreci olarak açıklamaktadır. Eğitim, okul öncesi ve okul yaşamında sürdüğü gibi okul sonrası, başka bir deyişle yaşam boyu sürmektedir. Eğitimde bir slogan olarak kullanılan yaşam boyu eğitim aslında eğitim kavramının kapsamında vardır. Yeni olan eğitimin yaşam boyu sürmesi değil, çağımızda böyle bir gereksinimin duyulmasıdır. İster çocuk, ister genç, isterse yetişkin olsun insanın kendi toplumuyla bütünleşmesi, toplumda etkinlik kazanması ve yetişmesi sürecinde bilinçli ve bilinçli olmayan öğrenmeler kültürel özelliklerin yeni kuşaklara aktarılmasıyla oluşmaktadır. Kültürel özelliklerin yeni kuşaklara aktarılması kültürleme olarak adlandırılmaktadır. Eğitim kültürlemenin amaçlı olarak yapılan kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle kültürlemenin amaçlı olarak yapılması olan eğitim kasıtlı kültürleme süreci olarak da tanımlanmaktadır. Eğitimin geniş ve herkesi ilgilendiren bir alan olması pek çok eğitim tanımının yapılmasına neden olmuştur eğitim değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimlerini edindiği süreçler toplamıdır. İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesidir. Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme sürecidir. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Eğitim, bireylere sosyoekonomik ihtiyaçların karşılanması ve içinde yaşadıkları toplumun sürdürülebilir gelişim göstermelerini sağlayan yetenek, bilgi, değer ve tutumları sağlayan bir süreçtir. Eğitim, bireyin gelişimini sağlayan, ekonomik kazanç düzeyini artırma fırsatları sunan ve iyi olma halini destekleyici dışsal faktörleri için barındıran bir süreçtir. Eğitimin bu tanımları içinde, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci, biçimindeki tanım, eğitimciler arasında kabul gören bir tanım olmuştur. Eğitime ilişkin tanımlara bakıldığında üç temel özelliğin vurgulandığı göze çarpmaktadır. Eğitimin bir süreç olması. Eğitim süreci bugün başlayıp yarın biten bir süreç değil, zaman ve kapsam bakımından çok geniş ve çok yönlü bir süreçtir. Eğitim sonucunda bireyde davranış değişikliğinin oluşması. Davranış, organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepkidir. Eğitim sonucunda bireyin davranışlarında gözlenebilir, ölçülebilir ve istendik değişiklik olması beklenir. Davranış değişikliğinin bireyin yaşantıları sonucunda oluşması. Yaşantı, bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucunda bireyde kalan izlerdir. Bu izler birikerek bireyin davranışlarında değişiklik olmasını sağlar. Eğitim tanımlarında eğitimin bir davranış değiştirme süreci olduğu belirtilmektedir. Davranış bireyin diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebilen eylemleri olarak tanımlanabilir. Davranışlar öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranışlar olarak sınıflandırılmaktadır. Öğrenilmemiş davranışlar da kendi içinde doğuştan gelen geçici ve büyüme, sakatlanma, olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar olarak sınıflandırılmaktadır. Doğuştan gelen davranışlar kuşların göç etmesi ve bebeklerin emmesi gibi türe özgü davranış örüntüleri olarak adlandırılan içgüdüsel davranışları ve göz bebeğinin ışık karşısında tepki vermesi gibi belli bir uyarıcıya karşı organizmanın gösterdiği tepki eğilimi olarak adlandırılan refleksleri içermektedir. Geçici davranışlar alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanımı ya da hastalık ve yorgunluk sonrasında gözlenen, belli bir etmenin etkisi sonucunda ortaya çıkan ve organizma bu etkiden kurtulduğunda kendiliğinden ortadan kalkan davranışlardır. Büyüme, sakatlanma ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar yürüme, ses çıkarma ve dik durma gibi öğrenme ürünü ortaya çıkmayan olgunlaşma ürünü davranışlardır öğrenilmiş davranışlar, sonradan kazanılan, başka bir deyişle öğrenme ürünü olan davranışlardır. Öğrenilmiş davranışlardan istendik davranışlar etkili okumak, kompozisyon yazmak gibi planlı, eğitim ürünü davranışlardır. İstenmedik davranışlar ise kopyaya teşebbüs etmek, yalan söylemek gibi eğitimin hatalı, istenmeyen ya da yan ürünü davranışlardır. Eğitimin en genel amacı, bireylerin topluma, Toplum dinamiklerine sağlıklı ve verimli bir biçimde uyumuna yardım etmek ve bireyde var olan yeti ve yeteneklerin üst sınırına kadar gelişmesini sağlamaktır. Eğitimin toplumsal ve bireysel olmak üzere iki temel amacından söz edilebilir. Çünkü eğitim bireyleri geliştirerek toplumu geliştirebilir. Bu genel amaç bağlamında eğitimin kimi işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler toplumsal, siyasal, bireysel ve ekonomik olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Eğitimin toplumsal işlevleri, toplumun sürekliliğini sağlayacak, topluma uyum sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda eğitimin toplumsal işlevleri, toplumsal kültürün aktarılması, bireyin topluma uyumunun sağlanması, araştıran ve kültüre dinamik ögeler katan, yenilikçi ve toplum kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin siyasal işlevleri, toplumdaki bireylere milli değerleri kazandırarak millet bilinci oluşturma ve mevcut siyasal düzeni korumaktır. Bu kapsamda ülkenin anayasal yapısına uygun, lider özellikleri olan girişimci ve bilinçli seçmen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin bireysel işlevleri, toplumdaki bireyleri çok yönlü olarak geliştirmektir. Bu kapsamda bireyin beden, zihin ve ruhsal yapısını geliştirmek amaçlanmaktadır. Eğitimin ekonomik işlevleri, toplumdaki bireylere belli beceriler kazandırarak bireyleri üretici duruma getirmek ve toplumun gereksinim duyduğu insan gücünü yetiştirmektir. Bu kapsamda bilinçli üretici ve bilinçli tüketici yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim değişik zamanlarda, değişik ortamlarda ve değişik biçimlerde gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreç içinde, kimi eğitim etkinlikleri kendiliğinden oluşan ve gelişi güzel, Kimileri ise amaçlı ve planlı gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bu nedenle eğitim süreçleri kendiliğinden ya da amaçlı olarak oluşmasına göre formal ve informal eğitim olarak adlandırılmaktadır. Formal eğitim de örgün ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Informal, formal olmayan eğitim, yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Belli bir plan ve program uygulanmadan yaşam içinde kendiliğinden ve gelişi güzel gerçekleşen eğitimdir. Kişi, karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu toplumun diğer üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan bir şeyler öğrenir. Bu nedenle, informal eğitim bireyin doğumundan ölümüne değin ailede, sokakta, okulda, iş yerinde ve kitle iletişim araçları yoluyla yaşamın her alanında gerçekleşmektedir. O halde informal eğitim, her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinlikleri olarak tanımlanabilir. Informal eğitim süreci plansız, gelişi güzel ve amaçsız olarak gerçekleştiği için bireyler doğru ve istenilen davranışların yanı sıra doğru olmayan ve istenmeyen davranışlar da edinebilir. Formal eğitim, okullarda ya da kurumlarda bir plan ya da program dahilinde gerçekleştirilen eğitime formal eğitim denilmektedir. Formal eğitim sürecinde bireyde davranış değişikliği oluşturmak için bilinçli, planlı ve kasıtlı öğrenme ortamları oluşturulur. Formal eğitimde bireyin davranışları belli amaçlar doğrultusunda değiştirilir. Okul dışında, değişik alanlarda kişileri mesleğe hazırlamak, meslekteyken ilerlemesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler, açılan kurslar, orduda asker yetiştirme ve benzeri formal eğitime örnek olarak verilebilir. Bu tür eğitimin okulda yapılan eğitimden farkı, gereksinime dönük, kısa süreli olması, belli konularla sınırlandırılması ve eğitim isteyen bireylerin yaşa göre gruplandırılmamasıdır. Formal ve informal eğitimi kesin sınırlarla birbirinden ayırmak olanaklı değildir. Aynı kurum içinde hem formal hem de informal eğitim birlikte verilebilir. Formal eğitim süreci, okulda ve okul dışında gerçekleştirilmesine göre örgün ve yaygın eğitim olarak iki başlıkta incelenmektedir. Örgün eğitim, belli bir yaş grubu içerisindeki bireylerin çalışma yaşamına atılmadan önce belirlenen amaçlar doğrultusunda okul ya da okul niteliği taşıyan kurumlarda yapılan eğitimdir. Başka bir deyişle örgün eğitim, belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış eğitim programları yoluyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından oluşmaktadır. Örgün eğitim, aşamalılık ve süreklik gösteren bir süreçtir ve her öğretim basamağı bir sonrakine temel oluşturur, bu nedenle bir eğitim basamağını başarıyla tamamlayamayan bir öğrenci bir üst basamağa geçemez. Yaygın eğitim, örgün eğitimden hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir. Başka bir deyişle yaygın eğitim, örgün eğitim sistemi içine hiç girmemiş bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamaklardan birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda yapılan eğitimdir. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli konularda verilen kurslar, resmi ve özel kurum ve iş yerlerinde düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri yaygın eğitim kapsamı içerisindedir. Örgün eğitimle yaygın eğitim arasında farklılıklar vardır. Örgün eğitim belli ya da aynı yaş gruplarına yöneliktir. Eğitim tamamlandığında diploma verilir, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime doğru aşamalılık özelliği gösterir ve uzun sürelidir. Buna karşılık yaygın eğitim farklı yaş gruplarına yöneliktir. Eğitimin sonunda sertifika ya da katılım belgesi verilir, süreklilik özelliği göstermez, aşamalı değildir. Gereksinim duyuldukça gerçekleştirilir, kısa sürelidir ve bireylerin ilgi ve gereksinimlerine yönelik olarak düzenlenir. Öğrenme ve öğretim Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda davranışta ya da potansiyel davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmeleri olarak tanımlanmaktadır. Daha yalın bir tanımla öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlamaktadır. Öğrenmenin üç temel özelliğinden söz edilmektedir, Gürkan, 2006, Erden, 1998. Öğrenme sonucunda davranışlarda gözlenebilir bir değişme olması. Öğrenme sürecinin sonunda bir davranış değişmesinin oluşması gerekir, aksi durumda öğrenmeden söz edilemez. Söz konusu davranış değişikliği ise üç biçimde olabilir. Bireyin hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlaması. Örneğin, toplama işlemini bilmeyen bir öğrencinin öğrenme sonucunda verilen toplama işlemlerini doğru olarak sonuçlandırması. Bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesi. Örneğin, okuma yazmayı öğrenen bir çocuğun daha güzel ve doğru okuyabilmesi. Bireyin daha önce yanlış öğrendiği bir davranışı değiştirmesi. Örneğin, çocuğun daha önce yanlış telaffuz ettiği bir sözcüğü yeni öğrenme sonucu doğru telaffuz etmesi. Bireydeki davranış değişikliğinin yaşantı ürünü olması öğrenme, bireyin çevre yıl etkileşimi sırasında geçirdiği yaşantılar sonucu oluşur. Her bireyin geçirdiği yaşantılar farklı olduğundan öğrenme bireysel bir süreçtir. Bireyin davranışındaki değişikliğin nispeten kalıcı izli olması. Öğrenmeden söz edilebilmesi için bireyin gösterdiği davranış değişikliğinin sürekli olması gerekir. Birey, Yaşam boyu eğitim kapsamında birbirine bağlı eğitim basamaklarında devletin eğitim sağlamak üzere açtığı okullarda eğitim görmektedir. Öğretim adı verilen bu planlı ve programlı süreçte ideal olarak çocuğun eğitimini olumsuz anlamda etkileyen çevre deneyimleri giderilmekte ve olumlu deneyimler pekiştirilmektedir. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenilen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Daha yalın bir tanımla öğretim, okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme etkinlikleridir. Başka bir deyişle öğretim, eğitim kurumlarında gerçekleştirilen planlı, denetimli ve örgütlenmiş etkinliklerdir. O halde öğretim kısaca öğrenmeyi sağlama etkinlikleri olarak tanımlanabilir. Öğretim kavramıyla birlikte kullanılan bir diğer kavram öğretme kavramıdır. Öğretme Öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenmeye rehberlik edilmesi, öğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesinde yardımcı olunması sürecidir. Öğretme kısaca öğrenmeyi sağlama ve kılavuzlama etkinliğidir. Öğretme bilinçli ve amaçlı bir etkinliktir. Öğretme, bireyde istenilen davranış değişikliklerini sağlayabilmek için önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda yürütülür. Bireyin yaşam boyu süren eğitiminin okulda planlı ve programlı olarak yürütülen kısmına öğretim denilmekte. Bu süreç birey açısından dile getirildiğinde öğrenim olmaktadır. Öğretimi etkileyen iki temel değişken öğrenci nitelikleri ve öğretim hizmetinin niteliğidir. Öğrenci niteliklerini belirleyen değişkenler ön koşul öğrenmeler olarak adlandırılan ve öğrencinin bir konu ya da beceriyi öğrenmesi için sahip olduğu bilişsel giriş davranışları ile öğrencinin okula derse ve üniteye ilişkin ilgi tutumu ve özgüvenini içeren duyuşsal giriş özellikleridir. Öğretim hizmetinin etkililiği ve verimliliği ise dört temel değişkene bağlıdır. Bunlar, ipuçları, katılma, pekiştirme ve dönüt düzeltmedir. İpuçları öğrencilere neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların tümü, pekiştirme bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi, Katılım öğrencilerin öğrenme sürecinde kendilerine sunulan ipuçları ve yönergeler doğrultusunda bir şeyler yapması, dönüt öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerini bildirme, düzeltme ise yanlışların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesidir. Eğitim ile öğretim çoğu zaman birbiri yerine kullanılmakta ve anlamları da birbirine karıştırılmaktadır. Ancak öğretim daha kapsamlı olan eğitimin alt kesimlerinden biridir. Eğitim zaman ve mekan yönünden kapsamlı, sürekli ve çok boyutludur. Öğretim planlı ve programlıdır. Bu yönüyle öğretimde tüm öğrenme yaşantılarının eğitsel olması temeldir. Buna karşılık, eğitimde bilgi dahil her türlü yaşantı üzerinde durulur ve öğrenme yaşantıları eğitsel olmayabilir. Eğitim programı. Eğitim programları şöyle tanımlanmaktadır: Program, okulda öğretilendir, konu listesidir, İçeriktir, kaynaklar setidir, dersler dizinidir, performans amaçları setidir, günlük plandır, ilave sınıf etkinlikleri, rehberlik, kişiler arası ilişkiler gibi okulda gelişen her şeydir, okul personeli tarafından planlanan her şeydir, öğrenenler tarafından okul içinde deneyimlenen yaşantılar dizisidir, öğrencinin okulda öğrendikleridir. Eğitimde farklı türde programlar kullanılmaktadır. Bu programlar kapsamı açısından genelden özele doğru hiyerarşik biçimde sınıflandırıldığı gibi işlevleri bakımından da sınıflandırılmaktadır. Kapsam açısından programlar hiyerarşik olarak eğitim programı, öğretim programı ve ders programı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamaya ünite programı ve konu planı da dahil edilmektedir. Program hiyerarşisi içinde en kapsamlısı olan eğitim programı bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarını gerçekleştirilmesine dönük tüm etkinlikleri kapsayan programdır. Öğretim ders dışı kol etkinlikleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık ve benzeri. Hizmetler ve işlevler bu çerçeve içine girer. Öğretim programı, eğitim programı içinde ağırlık taşıyan, Belli bilgi kategorilerinden oluşan, bir kısım okullarda beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğrultusunda planlı biçimde kazandırılmasına yönelik programdır. Öğretim programı eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ders programı, öğretim programlarında yer alan bilgi kategorilerinin disiplinlerin ve etkinlik alanlarının eğitim amaçları ile ilgili özel amaçlarını gerçekleştirmeleri için öğretim ilkelerini, konuların alt kategorilerini ve değerlendirme temellerini içeren, eğitim ve öğretim programındaki esasları öğrenci davranışına dönüştüren programdır. Ders programı, bir disiplinin, dersin, amacından içeriğine, içeriğinden öğretme-öğrenme süreçlerine ve değerlendirmeye kadar tüm ögelerini içeren programdır. Eğitim programı amaç ve işlevlerine göre de sınıflandırılmaktadır. Resmi eğitim programı, program kılavuzunu, hedefleri, ders planlarını, konuların işleniş sırasını, kullanılacak araç gereçleri ve değerlendirmeyi içeren yazılı programdır. İşe vurup eğitim programı, öğretmenin sınıfta öğrettikleri, bunların nasıl öğretildiği ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini kapsayan programdır. Örtük eğitim programı, resmi programda açık olarak belirtilmediği halde öğrencilerin yaşantılarını etkileyen, toplumun norm ve değerlerini içeren programdır. Öğretisiz eğitim programı, resmi ya da işe vuruk programa dahil edilmeyen, öğretilmeyen konuları ve bu konuların öğretilmeme nedenini içeren programdır destekleyici, ekstra, eğitim programı, resmi program dışında öğrencilerin ilgilerine ve gönüllülük esasına göre planlanmış öğrenme yaşantılarını destekleyen programdır. Bir eğitim programı, birbiriyle dayanışma halinde bulunan dört temel ögeden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla amaçlar, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirmedir. Programın bu ögeleri birbirinden bağımsız değildir. Her öge diğerini etkilemektedir. Programın amaç, hedef, boyutunda bireyleri neden ve niçin eğitiyoruz, sorusuna yanıt aranmaktadır. Amaçlar, bireylere eğitim yoluyla kazandırılmak istenilen özelliklerdir. Bir dersin amaçları o dersi alan öğrenciye kazandırılmak istenen yeni davranışlar ya da öğrencinin önceki davranışlarında oluşturulmak istenen değişikliklerdir. Programın içerik boyutunda belirlenen hedeflere ulaşmak için, ne öğretelim, sorusuna yanıt aranır. İçerik amaçlara ulaşmada bir araç olarak kabul edilir. İçerik, eğitimsel amaçlar doğrultusunda seçilen olgu, kavram ve ilke ve genellemelerin kimi sistematik bağlarla birleşerek oluşturdukları bilgi ürünleridir. Tırnak işareti. Programın öğretme öğrenme süreci boyutunda nasıl öğretelim sorusu yanıtlanmaya çalışılır. Öğretme durumları olarak da isimlendirilen bu süreç bireylere gerekli davranışları kazandıracağı düşünülen öğretme ortamlarıdır. Öğretme durumları sınıf içi uygulamalarda hangi davranışları kazandırmak için hangi strateji, yöntem ve tekniklerin uygulanacağını, hangi araç gereçlerden yararlanılacağını belirleyen tasarlanmış durumları içermektedir. Programın son boyutu değerlendirmedir. Sınama durumları da denilen bu süreçte ne kadar öğretildi sorusu yanıtlanır değerlendirme eğitimin hedeflere ulaşma derecesini ortaya koyar. Programın bu boyutunda eğitimde hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü yapılır ve bu kontrol sonuçları sisteme geri dönüt sağlar. Eğitim programlarından istenen verimin alınabilmesi için kimi özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler, işlevsellik, esneklik, toplumsal değerlere uygunluk, bilimsellik, uygulanabilirlik, amaçlara görelik ve yararlılıktır. İşlevsellik, eğitim programının işlevsel olması, programların bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılaması ve programda yer verilen konuların ve etkinliklerin gerçek yaşamla ilişkili, gerçek yaşamda geçerli ve gerçek yaşama hazırlayıcı olması anlamına gelmektedir. Esneklik, eğitim programının öğrencilerin ilgi, istek ve beklentilerini karşılayıcı olması demektir. Başka bir deyişle eğitim programlarının öğrencilerin bireysel farklılıklarına yanıt verecek nitelikte olmasıdır. Öte yandan programlar uygulandığı bölge ya da yörenin koşullarına uygun olarak işlenebilecek özellikte, başka bir deyişle uyarlanabilir olmalıdır. Çerçeve program, ünite ya da konuların ülke genelindeki ortak gereksinimleri karşılamak üzere genel olarak belirlendiği, çevre özellikleri ve sınıf düzeyinin gerektirdiği diğer ayrıntıların öğretmenlere bırakıldığı programdır. Toplumsal değerlere uygunluk, eğitim kurumları toplumu meydana getiren bireylere milli değerleri ve idealleri kazandırmakla görevli olduğundan, eğitim programlarında yer alan çeşitli dersler ve etkinliklerin devletin dayandığı temel felsefe ve ülkülerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olması gerekmektedir. Bilimsellik, iyi bir eğitim programının önemli bir özelliği de onun bilimdeki çağdaş gelişmeleri dikkate alarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu kapsamda eğitim programlarında öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin bilimsel ve güncel olması gerekmektedir. Uygulanabilirlik, iyi bir eğitim programının bir özelliği de uygulanabilir olmasıdır. Programların hazırlanması kadar uygulanması da önemlidir. Amaçlara görelik, her eğitim programı belli amaçları gerçekleştirmeye dönük olarak hazırlanır. Amaçlar yol göstericidir yararlılık eğitim programının öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmasıdır. Eğitim programlarının genişlik, denge, uygunluk, ahenk, devamlılık, ilerleme ve farklılaştırma olmak üzere 7 farklı özelliğe sahip olması gerektiği de belirtilmektedir. Çocuk gelişiminde program dersi ikinci ünite özeti. Program geliştirme giriş Uygulamalı bir bilim alanı olan eğitimde istenilen sonuçlara ulaşmanın en etkili yollarından biri de bilim ve teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelere paralel olarak eğitim programlarının da sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktır. Eğitim kurumları, bu değişkenleri içeren uzaktan eğitim sistemlerine geçişi önemli görmekte ve bunun için de belirli bir amaç çerçevesinde programlarını geliştirme gereksinimi duymakta ve program geliştirme çalışmalarına ağırlık vermektedir. Günümüzde hızla artmakta olan bilgi, gelişen teknoloji ve ilerleyen toplumun sürekli yenilenen gereksinimleri, eğitim programlarının sürekli geliştirilmesi gereksinimini artırmaktadır. Program geliştirme, tanım ve kapsam. Program geliştirme bir ülkede tüm diğer gelişme ve değişmelere paralel olarak devam eden sürekli bir etkinliktir. Eğitim sisteminin en önemli girdilerinden biri olan eğitim programı Sistemin süreçler basamağının nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştirileceğini gösteren bir kılavuz olması nedeniyle eğitimdeki niteliğin en önemli belirleyicisidir. Eğitimin verimliliği eğitim programlarının geliştirilmesine bağlıdır. Program geliştirme, eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Program geliştirmede temel olan Kurumun amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere düzenlenen içerik ve uygulamaların uygun yöntem, teknik, araç ve gereçle geliştirilmesidir. Eğitim bilimleri öğrenci, öğretmen, eğitim programı, veli gibi temel değişkenler arasında dengeli bir sistem oluşturma çalışmaları ve birbiriyle ilişkili bilimsel alanların işe koşulması ile gerçekleştirilen çok disiplinli bir alandır. Program geliştirme çalışmaları 5 temel kuramsal dayanak ile açıklanabilir. Bunlar tarihsel temeller, ekonomik temeller, toplumsal temeller, psikolojik temeller, felsefi temellerdir. Tarihsel temeller, program geliştirme çalışmalarını daha sistemli duruma getirmek için önceki çalışmaların göz önüne alınmasını sağlar. Program geliştirmenin ekonomik temelleri, programların içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun olmasını ve ekonomik kalkınmayı desteklemesini ifade eder ve maddi olanakları, üretken birey ve toplumu ve girişimci bireyleri içerir. Program geliştirmenin toplumsal temelleri, programların toplumun beklenti ve gereksinimleri ve isteklerini dikkate alması anlamına gelir ve sosyokültürel ve ahlaki değerleri, çevreyle uyumlu bireyleri ve demokratik değerler ve istihdam olanaklarını içerir. Program geliştirmenin psikolojik temelleri, bireylerin ilgi, istek, beklenti ve gereksinimlerinin dikkate alınması ve bireyin çok yönlü olarak geliştirilmesi bağlamında öğrencilere yol göstermeyi, öğrencilerin yeti ve yeteneklerini en yüksek sınırına kadar geliştirmeyi ve bireyi akademik ve sosyal açıdan başarılı ve mutlu kılmayı içerir. Program geliştirmenin felsefi temelleri, hedeflerin belirlenmesi ve toplumdaki egemen görüşlerin yansıtılması bağlamında bireylerin sorgulama, eleştirme, tartışma ve araştırma becerileri kazanmasını içerir. Program geliştirme sürecinde çalışmaların sistematik bir biçimde hangi aşamada hangi çalışmanın yapılacağı ile ilgili olarak uzmanlara yol gösteren başlıca modeller şunlardır: Taba modeli, Tyler modeli, Taba-Tyler modeli. Taba modeli, öğrenme yaşantılarının merkeze alınarak düzenlendiği, eğitim sürecindeki tüm ilgililerin sürece katılmasının öngörüldüğü, program geliştirmede tüm evarım yaklaşımının izlendiği ve hedeflerin kontrolünde süzgeçlerin kullanılmadığı modeldir. Tyler modeli, programın, hedef ve eğitim durumları, ögelerine ağırlık veren en kapsamlı ve en akılcı modeldir. Taba ve Tyler'ın ortaya koyduğu modellerin birleşimi niteliğinde olan Taba-Tyler modeli, Türkiye'deki çalışmalarda temel alınan program geliştirme modelidir. Eğitim programı tasarımlarını geliştirmede üç temel yaklaşım ve her bir yaklaşımda kendi içinde çeşitli tasarımlar bulunmaktadır. Konu merkezli program tasarımları konu alanını temel alan program düzenleme yaklaşımıdır. Konu merkezli yaklaşımlar konu tasarımı, disiplin tasarımı, disiplinler arası tasarım, geniş alanlı tasarım, süreç tasarımı olarak sıralanabilir. Öğrenen merkezli program tasarımı, öğrencinin etkin katılımını temel alan program düzenleme yaklaşımıdır. Öğrenen merkezli yaklaşımlar, çocuk merkezli tasarım, yaşantı merkezli tasarım, romantik tasarım ve hümanistik tasarım olarak sıralanabilir. Sorun merkezli program tasarımları, toplumda yaşanan sorunları temel alan program düzenleme yaklaşımı olmakla birlikte yaşam koşulları tasarımı çekirdek tasarımı ve toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık tasarımı olmak üzere üç farklı biçimde tasarlanmaktadır. Program geliştirme süreci Program geliştirme süreci dört temel aşamada gerçekleşir. Planlama, tasarlama, programın denenmesi ve değerlendirme. Planlama program geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır. Bu aşamada ağırlıklı olarak çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma gruplarının planları hazırlaması ve gereksinim analizinin yapılarak gereksinimlerin belirlenmesi beklenir. Program geliştirme sürecinde 3 grup görev almaktadır. 1. Grup: Program karar ve koordinasyon grubu, 2. Grup: Program çalışma grubu, 3. Grup: Program danışma grubudur gereksinimler belirlenirken üç soruya yanıt aranır. Bu sorular, toplumun beklenti ve gereksinimleri nelerdir? Bireyin gereksinimleri nelerdir? Konu alanı ile ilgili gereksinimler nelerdir? Bu üç soruya yanıt ararken program geliştirme komisyonunda yer alan üyelerin kullanabilecekleri gereksinim belirleme yaklaşımları ve gereksinim belirleme teknikleri vardır. Gereksinim belirleme yaklaşımları aşağıda sıralanmaktadır. Farklar yaklaşımı, demokratik yaklaşım, Analitik yaklaşım, betimsel yaklaşım. En çok kullanılan gereksinim belirleme teknikleri şunlardır: Delphi tekniği, PROGEL, DACUM tekniği, meslek analizi, kaynak tarama, görüşme, mülakat, gözlem, ölçme araçları, testler. Program geliştirme sürecinin planlama aşamasında yapılan uygulamaların daha ayrıntılı ve işe dönük hale getirildiği bölümü tasarlama aşamasıdır. Bu aşamada programın ögeleri olan hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme aşamaları belirlenir. Eğitim hedeflerinin oluşturulmasında konu alanı, birey ve toplumun beklenti, istek ve özellikleri dikkate alınır. Hedefler, dikey hedefler, uzak hedef, genel hedef ve özel hedef olmak üzere üçe ayrılabilir. Özel hedeflerde kendi içinde, yatay hedefler, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan olmak üzere sınıflandırılır. Bilişsel öğrenme alanı, zihinsel becerileri geliştirmeye dönük hedeflerdir ve bulum taksonomisine göre altı alt basamaktan oluşmaktadır. Bunlar, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmedir. İnsana kazandırılmak istenen duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler duyuşsal alanın kapsamına girer. Duyuşsal alan, beş alt basamaktan oluşmaktadır. Bunlar, alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, kişilikleştirmedir. Bireyin fiziksel yeterliklerini kullanarak yapmış olduğu öğrenilmiş davranışlar devinişsel alan kapsamına girer. Devinişsel alanın basamakları, uyarılma, kılavuz denetiminde yapma, beceri haline getirme, duruma uydurma ve yaratmadır hedefler planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye uygun olan bir özelliklerdir. Hedefleri yazarken kullanılan üç temel yaklaşım aşamalı, taksonomik, yeterliye dayalı, modüler yaklaşımdır. Program geliştirme sürecinde, içeriğin belirleyicisi hedeflerdir. İçerik seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütler, toplumsal yarar, bireysel yarar, Öğrenme ve öğretme ve bilginin yapısında içeriğin işgal ettiği yerdir. Programlarda yer alan içerik belirli bir düzenleme yaklaşımı temel alınarak oluşturulur. İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan yaklaşımlar şunlardır: doğrusal, sarmal, modüler, piramitsel, çekirdek, konu ağı, proje, sorgulama. Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirte tablosu, diğer bir tanımla hedef içerik çizelgesi denir. Belirte tablosu üç aşamada oluşturulur. Öğretim hedeflerini belirleme. Ders içeriğini, konular, belirleme. İki boyutlu çizelgeyi hazırlama. Öğretme öğrenme yaşantıları, programın hedefler ve içerik boyutu da dikkate alınarak anlamlı bir biçimde düzenlenmeli ve yaşantılar, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracak biçimde örgütlenmelidir. Bir eğitim programının belirli süreçleri ve her süreçte belirli uygulamaları içeren eğitim durumları ögesinin üç aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar giriş hazırlık, gelişme ve sonuç aşamalarıdır. Öğretme öğrenme sürecinde kullanılan yöntemler ne kadar öğrenci özelliklerine uygun olursa, kullanılacak materyal ve araç gereçler ne kadar çok duyu organına hitap edip öğrencinin öğrenmeyi somutlaştırmasına yardımcı olursa ve öğrencinin ilgisini derse çekerse öğrenme daha da kalıcı olacaktır. Ölçme değerlendirme uygulamaları öğrencilerin eksikliklerini belirleme, amaçlara ne oranda ulaştıklarını tespit etme, uygulanan yöntemin etkinliğini anlama uygulanan programın ne oranda etkili ve verimli olduğunu belirleme ve benzeri. Amaçlarla yapılır. Bir programdaki eksiklikleri fark edebilmek ve hataları düzeltmek için programın denenmesi gerekmektedir. Programın pilot okullarda denenmesi aşamasında kritik olan konu deneme yapılacak okul, sınıf ve öğrencilerin seçimidir. Program değerlendirme Tasarlanan ve uygulanan bir eğitim programının etkililiği hakkındaki bilgilerin toplandığı, bu bilgilerin analiz edilip yorumlandığı ve sonuçta programın sürdürülmesi, geliştirilmesi ya da sonlandırılması kararının alındığı bir süreçtir. Program değerlendirme yaklaşımları, yaklaşımlar temel aldıkları ögeye göre amaca dayalı, yönetime dayalı, uzman odaklı ve katılımcı odaklı değerlendirme yaklaşımlarıdır. Başka bir sınıflandırmaya göre ise program değerlendirme yaklaşımları yansıtıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici olmak üzere 3 tanedir. Çocuk gelişiminde program dersi 3. ünite özeti. Gelişimsel destek programları. Erken çocukluk dönemi gelişim ve öğrenmenin en hızlı olduğu dönem olup çocukların sonraki yıllarını önemli ölçüde etkileyecek özelliğe sahiptir. Bu açıdan bu dönemde çocuklara uygun ortamlarda planlanmış olarak sunulacak eğitim onların geleceğinin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır. Aile, çocuğun fiziksel ve zihinsel başta olmak üzere her türlü gelişiminin ve öğrenmelerinin başladığı ve okul yılları boyunca da etkisinin devam ettiği birincil ortamdır. Bu açıdan ailelerin çocuk bakımı ve eğitimi konularındaki becerilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır. Ancak günümüzün değişen koşulları başta olmak üzere çeşitli faktörler yüzünden ebeveynler çocuk yetiştirme konusunda sorunlar yaşamakta ve destek alınabilecek kaynaklara ulaşım konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu olumsuz durumları azaltmak adına erken müdahale programları olarak da adlandırılan gelişimsel destek programlarının geliştirilmesi ve uygulanması söz konusu olmuştur. Gelişimsel destek programları tanımı, kapsamı, amacı ve yararları Hayatının ilk yıllarında çocuğun ailesinden veya gelişimini destekleyecek uyaranlardan mahrum kalması, çocuğun ileriki yıllardaki gelişimini olumsuz etkileyecektir. Gelişimsel destek programları, erken çocukluk dönemindeki çocukların başta fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması olmak üzere onların toplumla etkileşimini ve bunun yanında ebeveynlerinde bu amaçlar bağlamında beceriler edinmesini sağlayan müdahalelerdir. Erken müdahale yaklaşımları eksiklik, önleme ve çevresel değişiklik varsayımlarına odaklanmaktadır. Önleme ve erken müdahalenin birincil hedefi risk ve koruyucu etmenler arasındaki dengenin değişkenliğini sağlamaktır. Erken müdahale, çevresel ve biyolojik olumsuzlukların etkisini yok etmek suretiyle çocuklara daha iyi bir gelişimsel ortam sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamlarının ilk yıllarında çocuklara ve ailelere verilen desteğin kısa ve uzun vadede çocuğun gelişimsel sürecine ve ailelerin kendilerine olumlu katkılar sağladığı görülmüştür. Erken yıllarda aileyi de sürece dahil eden ve anne baba çocuk etkileşimini sağlayan eğitim programları özellikle risk altında bulunan çocukların gelişimleri açısından faydalı olmaktadır. Erken müdahale programları belli bir amaç çerçevesinde belirli yöntemler kullanarak çocuk ve ailesinin içinde bulunduğu ortam ve kişilerle olan etkileşimini güçlendirmeyi hedefler. Erken çocukluk döneminde sunulan erken müdahale programları, sonraki yıllarda uygulanan programlara göre daha düşük maliyetlidir. Ayrıca bu dönemde sunulan program çerçevesinde verilen eğitim Özellikle elverişsiz çevrelerden gelen çocukların okula olan uyumunu artırma bakımından önemli katkılar sunar. Erken müdahale programları, önleyici rol oynayarak özellikle risk altındaki çocukların telafi edici programlara ihtiyaç duymasının önüne geçer. Gelişimsel destek programlarının yapısı ve türleri. Her toplumun kültürü farklı olduğundan Erken müdahale programlarının başka kültürlerden alınıp kullanılması yerine toplumun ihtiyaçları ve kültürlerinin özellikleri göz önünde tutularak geliştirilmesi daha yararlı olur. Etkili bir müdahale programı olumlu ve önleyici olma, öğretmenin yanı sıra aileyi de sürece dahil etme, olumlu davranışların kalıcılığını ve genellenmesini destekleme gibi özellikleri taşımalıdır. Erken müdahale programlarının iki türlü sınıflandırılması söz konusudur. Bunlardan ilki farklı amaçlara yönelik bakım ve eğitim programları başlıklı sınıflandırma olup ev ziyaretlerine dayalı programlar, kurum merkezli anaokulu programları, ilköğretim okulları bünyesindeki kurum merkezli programlar, iki kuşağa yönelik programlar, sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları, halk sağlığı programları şeklindedir. Diğer bir sıralama ise tek odaklı ve iki kuşağa yönelik programlar başlıklı olup tek odaklı programlar, yetişkin merkezli programlar, aile merkezli programlar, çocuk merkezli programlar, iki kuşağa yönelik programlar, erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi, mesleki ve okul yazarlık şeklindedir. Gelişimsel destek programı örnekleri. Dünyada gelişmiş ülkelerde geliştirilen ve uygulanan birçok destek veya müdahale program örnekleri yer almaktadır. Head Start programı 1960 yılında ABD'de uygulanmaya başlanan bu program, bilinen ilk ve en kapsamlı erken müdahale programıdır. 0 ila 5 yaş arası çocukların okula hazırlanması ve ilerleyen yıllardaki okul başarılarının sağlanması hedeflenmiştir. Çocuklar için gerekli özel ortamlar düzenlenmiş ve sağlık uygulamaları yapılmıştır. Bu programlar kurum ve ev merkezli olmak üzere iki türlü yürütülmüştür. Head Start programı halen sosyoekonomik açıdan risk altında bulunan veya özel gereksinimleri olan çocuklar için dünyanın farklı ülkelerinde de uygulanmaktadır. Anne baba çocuk sınıfları, Parent Child Classes, 1960 yılları sonrasında düşük gelirli aileleri desteklemek amacıyla başlatılan programdır. Program çerçevesinde çocukların gelişimsel özelliklerine uygun ortamların hazırlanması ve anne babaların yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır daha sonraları program orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki aileler için de yürütülmüştür. Peri Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi, High Scope Peri School Project. 1962 yılından beri uygulanan bu program, 3 ila 4 yaş grubundaki düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların eğitimlerinin etkililiğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Program kapsamında yetişkinlerin çevre düzenleme ve gerekli sosyal ortamı yaratma gibi çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amaçlanmıştır. Program daha sonraları tüm sosyoekonomik düzeydeki erken çocukluk dönemindeki bireyleri kapsamıştır. Program erken müdahalenin uzun dönemli etkilerine dikkat çekmesi açısından önem kazanmıştır. Okul öncesi çocuklar için ev öğretim programı, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters HIPPY) 3 ila 5 yaş arası çocukların aileleri için düzenlenen ev merkezli bir program olup ABD'de uygulanmıştır. Program kapsamında ailelere araç ve yöntem desteği sağlanarak çocukların anaokuluna hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı, ABC ve Project Care, yüksek risk altındaki çocuklar ve bu çocukların ailelerine yönelik doğumdan 5 yaşına kadar olan sürede yürütülen programdır. Pediatrik bakım, erken çocukluk dönemi eğitimi ve aile destek programı etkinliklerini içerir. Aile Çocuk Ev Destekli Program, The Parent Child Home Program, düşük gelirli ailelerin 2 ila 3 yaşındaki çocukları ile etkili iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla ev ziyaretleri şeklinde yürütülen programdır. Öğretmen olarak Aileler Programı, Parents as Teachers But, ailenin öneminden hareketle uygulanan program yine ev ziyaretleri şeklindedir ve 0 ila 5 yaş grubundaki çocukları kapsar. Sirakus Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı, Syracuse Family Development Research Program, yine haftalık ev ziyaretleri şeklinde yürütülen bu programda annenin 3 aylık hamilelik döneminden çocukların okul çağına başlamasına kadar olan süreçte yürütülür. Ayrıca çocuklara Syracuse Üniversitesi kapsamındaki anaokulunda okul öncesi eğitimi verilmektedir. Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı, Memphis Prenatal and Infancy Home Visitation Program, hamileliğin 29 Haftasının öncesinde bulunan ve sosyoekonomik açıdan risk altında olan Amerikalı siyahi kadınlar üzerinde yürütülen bir programadır. Program kapsamında grup 4 ayrı kategoriye ayrılarak her kategori için farklı uygulamalar yürütülmüştür. Amaç başta annenin sağlığı olmak üzere çocuğun da dolaylı olarak sağlıklı bir gelişime sahip olabilmesidir. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı, Infant Health and Development Program IHDP, Erken doğan ve düşük doğum ağırlığına sahip bebekler için yürütülen bir programdır. Ev ziyareti şeklinde yürütülmüş ve bebeğin hastaneden çıkışıyla başlamıştır. Montessori programı, programın temel felsefesi her çocuğun eşsiz olduğuna ve kendi kendine keşfetme yoluyla öğrenmesine dayanır. 5 yaşındaki çocuklara bu felsefe ile anaokulu eğitimi verilir ve aileler de bu sürece dahil edilmektedir. Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi (Early Years Transition and Special Educational Needs ITSEN), merkeze dayalı olarak yürütülen ve sosyoekonomik açıdan risk altında olan çocukları hedef alan bir erken müdahale programıdır. Yapılan araştırmalar ile özellikle ana dilde okul öncesi eğitimin önemli olduğu vurgulanmıştır. Portage projesi 1967 yılında ABD'de özel gereksinimli çocukların ailelerine ev ziyaretleri şeklinde verilen destek programıdır. Teorik ve uygulamalı olarak ailelere verilen eğitimleri kapsayan bu program ayrıca İngiltere'de de yaygın biçimde uygulanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde geliştirilen ve uygulanan birçok destek veya müdahale programları örnekleri yer almaktadır. Bolivya Çocuk Gelişim Programı, Bolivia Integrated Child Development Program, Bolivya'da yürütülen programda 6 aydan 6 yaşına kadar olan dönemdeki yoksul çocuklar hedef alınmış ve ev merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Özellikle çocukların beslenme, bakım başta olmak üzere sağlıklı bir ortama sahip olmaları sağlanmıştır. Kolombiya, Kolombiya'da Bogota Study of Malnutrition, Diarrheal Disease, and Child Development ve eve dayalı toplumsal bakım programı Home Based Community Daycare, isimli iki farklı program yürütülmüştür. Hindistan Erken Çocukluk Eğitimi Projesi, Early Childhood Education Project Ece, desteğiyle gerçekleştirilen programda, çocukluk eğitim merkezleri ön plana çıkmaktadır. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişimsel bakım programı kapsamında Çin'in kırsal kesimlerinde yaşayan çocuklar ve aileleri için programlar uygulanmıştır. Ülkemizde uygulanan programlar ise kurum merkezli hizmetler şeklinde olup daha çok 5 ila 6 yaş grubunu kapsamaktadır. Ancak bu kurum merkezli hizmetlerin daha çok şehir merkezlerinde olmasının dezavantajlı bir durum yarattığı da bilinmektedir. Bu programlarda özellikle çocuğun bireysel gereksinimlerinin merkeze alındığı bir eğitim hedeflenir ve aile ile işbirliği de önem kazanır. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren yapılan araştırmaların sonucunda özellikle düşük sosyoekonomik düzeylerdeki bölgeler için bu tür programların önemli katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. Ülkemizde uygulanan aile merkezli eğitim programları şu şekilde özetlenebilir. Anne çocuk eğitim programı bilimsel temelli olan bu programda özellikle risk altında olan çocuklar hedeflenir çocukların annelerine gerekli eğitimler verilerek eğitici potansiyellerini artırmaları amaçlanır. 1983 yılından itibaren programın süresi 60 haftadan 25 haftaya indirilmiş, yalnızca 6 yaşındaki çocuklar hedef alınmış ve yalnızca haftalık grup toplantıları şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. Aile Çocuk Eğitim Programı, 2003 yılından itibaren elverişsiz koşullarda yaşayan 0 ila 6 yaş çocukları ve aileleri için uygulanmaktadır. Gelişimsel eğitim programı ve aile eğitim programı olarak iki bölümden oluşan program, grup toplantıları ve ev ziyaretleri şeklinde yürütülmektedir. MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Anne Baba Çocuk Eğitimi Projesi, genç kızların, anne adaylarının ve toplumdaki kadın ve erkeklerin aile bireylerini yetiştirme ile ilgili olarak eğitilmesi hedeflenmiştir. Eğitimler okulda, yörede gezici şekilde veya ev ziyaretleri biçiminde yürütülmektedir. Ana Baba Okulu bu program çocukların gelişim özellikleri ve eğitimi, iletişim, cinsel eğitim, okul, uyum ve davranış bozuklukları ana başlıkları altında anne babalara sunulmaktadır. Program halen eğitim bilimleri koordinatörlüğünde öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Baba Destek Programı BADEP 1997 yılından itibaren uygulanmakta olan bu programda Çocukların gelişimlerinde babaların da rollerinin artırılması hedeflenmektedir. Hedef kitleri 2 ila 10 yaşlarında çocuk sahibi olan ve okur yazar olan babalardır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir erken müdahale modeli, Yaz Anaokulu pilot uygulaması, Güneydoğu Anadolu bölgesi için geliştirilen bu programda 5 ila 6 yaş grubundaki çocukların okul eğitimlerine hazırlanması temel amaçtır. Programın anneleri hedef alan anne destek programı ayağı da bulunmaktadır. Çok amaçlı okul öncesi eğitim merkezi MEB ve UNICEF işbirliğinde 1991 ila 1995 yılları arasında yürütülmüştür. En önemli özelliği yalnızca çocuklar ve ebeveynlerin değil, aynı zamanda öğretmen ve müfettişlerin de eğitilmesidir. Gezici Anaokulu Projesi, kırsal kesimlerde yaşayan ve okul öncesi eğitim fırsatı olmayan çocuklara gezici araçla sunulan okul öncesi eğitim hizmeti şeklindeki projedir. Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerini dar gelirli bölgelere yaygınlaştırmak üzere alternatif bir yaklaşım, yerel kaynakların mobilizasyonu ve kadınların liderliğinde kadın ve çocuk merkezleri, kadın emeğini değerlendirme vakfı tarafından yürütülen ve dar gelirli bölgelerdeki çocukları ve onların annelerini hedefleyen projelerdir. Vakfın ilk projesi, 1993 yılında yürütülen Gecekondu Çocukları projesi olup, dezavantajlı bölgelerdeki 3 ila 6 yaş grubu çocuklar ve annelerine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Diğer bir proje ise kadın ve çocuk merkezleri modeli olarak adlandırılan, ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerinin nitelikli okul öncesi eğitim aldığı bir çalışmadır. AÇE ve TRT televizyon yoluyla eğitim projesi, AÇEV tarafından 2001 yılından itibaren daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla televizyon programı yoluyla sunulan okul öncesi eğitim hizmetidir. Kitle iletişim araçlarıyla eğitim, özellikle diğer modellerin yetersiz olduğu durumlarda kitle iletişim araçları ile sunulan eğitimleri ifade etmektedir. Uykudan önce, Can Suyu ve Tomurcuklar bu tür televizyon programlarının en bilinen olanlarıdır. Televizyon programlarının yanında internet siteleri ve dergiler aracılığıyla da bu tür eğitimlerin verildiği örnekler mevcuttur. Portage projesi, daha önceki bölümlerde özetlenen ABD kaynaklı projenin 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından Türkçeye çevrilip ülkemizde uygulanmış halidir. Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı, Avustralya'da geliştirilmiş olan bu program 0 ila 6 yaş arasında gelişimsel geriliği olan çocukları hedef almaktadır. Anadolu Üniversitesi bünyesinde Türkçeye çevrilmiştir. Program kapsamında çocukların ailelerine de eğitimler sunulmaktadır. Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı OÇİDEP Anadolu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve otistik çocukları hedef alan erken ve yoğun davranışsal eğitim programıdır. Evde veya kuruma dayalı şekilde uygulanabilmektedir. Çocuk gelişiminde program dersi 4. ünite özeti. Sosyal dezavantajlı çocuklar için gelişimsel destek programları. Sosyal ve dezavantajlı çocukları tanımı ve kapsamı. Sosyal açıdan dezavantajlı çocuk, Yetkin ve doyurucu bir yaşam sürmek için geçerli yetiştirilme süreci kesintiye uğramış çocuktur. Sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar denilince, onların sosyal açıdan dezavantajlı ailelerden gelmeleri düşünülür. Sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişiler gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alır, kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler, sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar, en çok büyük şehirlerde görülmelerine karşın kırsal alanda sayıları oldukça fazladır. UNESCO, dezavantajlı bireyleri grupsal, yoksullukla ilişkili, konumsal ve bireysel farklar olmak üzere dört kategori altında incelemektedir. Çocuk yaşta yaşlarına uygun olmayan, tehlike ve riskleri içeren bir yaşama sahip çocuklar, davranış bozukluğu, hiperaktivite sendromu ve benzeri. Ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar da bu gruba dahil edilmektedir. Sosyal dezavantajlı çocuk kavramının genellikle çalışan çocuklar, sokak çocukları, şiddete maruz kalan ve suç işleyen çocuklar, göç etmiş, mülteci çocukları kapsadığı görülmektedir. Çocukların küçük yaşlarda tehlikeli işlerde çalışmaya başlaması, eğitim olanaklarından yararlanmasını engellemekte, yetişkinlikte insanca yaşam koşullarından mahrum kalmasına neden olmakta, yoksulluk kısır döngüsüne sokmaktadır. Günümüzde dünyada çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri, kölelik, cinsel sömürü, yasa dışı etkinlikler ve tehlikeli işler kapsamında değerlendirilen etkinlikleri içermektedir. Türkiye'de çocuk işçiliğinin temel nedenleri yoksulluk, göç, nüfus fazlalığı, geleneksel bakış açısı, eğitim olanaklarının yetersizliği gibi etmenleri içermektedir. Çocukların çalışma yaşamında var olmasının temel nedenleri yoksulluk ve eğitimsizliktir. Çocuklar ailelerinin geleneksel yaşamının sürdürülmesine katkıda bulunabilmek ve aile bütçesine yardımcı olmak amacıyla çalışmaktadır. Çalışan çocukların ailelerinin genel olarak gelir düzeyleri düşük olduğu için aileler çocuğun kazandığı paraya gereksinim duymaktadır. Ailelerin yoksul olması, çocuğun eğitim masraflarını karşılayamamasına neden olmakta, yeterli eğitim alamayan çocuklar aile bireyleri gibi donanımsız, düşük gelirli, vasıfsız olmakta, bu durumda yoksullukla sonuçlanmaktadır. Çocukların ailelerinin eğitim düzeylerinin düşük olması, anne babaların çocuk sorumluluğunu tam anlamıyla kavrayamamasına ve çocuklar üzerinde para kazanması gerektiğine yönelik baskı kurmalarına yol açmaktadır. Köyden şehre göç eden ailelerin şehirdeki iş sektörleri için niteliksiz kalmaları beraberinde yoksulluğu getirmekte, yoksulluk da çocukların eğitimden uzaklaşarak çalışma yaşamına atılmalarına neden olmaktadır. Sokak çocuğu, yaşamı ve yaşam kaynakları için sokağı kendine mekan edinmiş sorumlu yetişkin gözetiminden ve yönlendirmesinden yoksun olan henüz yetişkinliğe ulaşmamış herhangi bir kız ve erkek çocuk olarak tanımlanmaktadır. Sokaktaki çocuklar tanımı, ailesinden giderek daha az destek alan ve ailenin geçim sorumluluğunu sokaklarda çalışarak paylaşan çocukları kapsarken, sokak çocuğu boş arazi ve konutlarda yaşayan, sorumlu bir yetişkinin koruma, denetlemesi ve yönlendirmesinden uzak çocuklar için kullanılmaktadır. Sokakta çalışan çocukların maruz kaldıkları çeşitli şiddet, ihmal ve istismar edilme durumları, başkalarına şiddet uygulama, evden okuldan kaçma, okulda başarısızlık, madde kullanma, madde bağımlısı olma, sokaktaki suçlu gruplarına katılma, psikolojik ve sosyal problemler yaşama gibi olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde büyük şehirlerde aile içi baskıdan, şiddet ve tacizden kaçarak kurtuluşu sokakta arayan binlerce çocuk bulunduğu tahmin edilmektedir. Sokaklarda yaşayan çocuklar tüm zararlı alışkanlıkları edinme riski altında olmakla birlikte yalnızca kendileri için değil, toplumun tüm kesimleri için bir risk oluşturmaktadırlar. Suça yönelen çocuklar, davranışları, sosyal çevreleri Anne baba tutumları veya kişisel özellikleri nedeniyle suç işlemeye yatkın ya da suç işleme tehlikesi içinde bulunan çocuklar olarak tanımlamıştır. Aşırı alkol, ilaç kullanma, çocuğun kötüye kullanılması, çeşitli ruh hastalıklarının ve psikopatiye kadar uzanan karakter bozukluklarının kurbanlarıdır. Çocukları suç işlemeye iten etmenlerin değişik kaynakları aile, akran grubu, okul, toplumun sosyal ve ekonomik politikaları, eğitim, sağlık, sosyal refah sistemi Çocuk adalet sistemi, medya, toplum ya da kişinin bireysel özellikleri olarak sıralanabilir. Çocuk suçluluğuna, problemli evre ya da geçiş evresi olarak adlandırılan ergenlik döneminde daha çok rastlanmaktadır. Şiddete ilişkin uyarı işaretleri yakın bir tehlikeyi gösteriyor ise yapılması gereken ilk ve en önemli şey güvenlik önlemleri almak ve hemen harekete geçmektir. Sosyal dezavantajlı çocuklar ve aile Hoşgörülü ve demokratik ailelerde büyüyen çocuklar, arkadaşlarıyla ilişkilerinde daha etkin, girişken, yaratıcı, düşüncelerini özgürce ileri süren ve paylaşan çocuklar olmaktadırlar. Aile içinde tutarsız, katı, hoşgörüden uzak ve baskıcı disiplin uygulanması, olumsuz ve uyumsuz çocukların yetişmesine neden olur, ileride antisosyal davranışlara ve suçluluğa dönüşebilir. Tüm canlılar içinde yaşamın ilk yıllarında fedakar, şefkatli ve düzenli anne bakımına belki de en fazla gereksinimi olan birey çocuktur. Anne ve baba sevgisinden yoksun oluş, kimsesiz çocuklar ve yetiştirme yurtlarındaki çocuklarda psikolojik bunalımlara ve sorunlara yol açmaktadır. Sağlıklı bir gelişim için çocuğun normal olarak ana baba ve kardeşlerden oluşan bir aile çevresinde yetişmesi gereği Bugün için tıp, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve sosyoloji gibi bilim dallarının görüş birliğine vardığı bir konudur. Ailenin sosyoekonomik koşulları da çocuğun kişiliğini etkilemekte, yoksulluk nedeniyle sürekli aç ve sokakta kalan çocukların suç işleme olasılığı artmaktadır. Sosyal olarak dezavantajlı çocuklar muhakkak işçi sınıfı ya da alt tabaka çocukları olmak zorunda değildir ancak fakir olan ve son zamanlarda büyük şehirlere göç eden ailelerden gelme eğilimindedirler. Yoksulluk içerisinde yetişen çocuklar, okulda kendilerinden daha varlıklı akranlarının karşılaştıklarından daha fazla problemle karşılaşır, yoksul olmayan gençlerden daha düşük not ve puan alırlar. Sosyal dezavantajlı çocuklar için gelişimsel destek programlarının önemi ve kapsamı Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı çocuk ve gençlerden meydana gelmekte. Çocuk nüfusunun genel nüfusa oranı %41. 78'dir. Türkiye'de çocuk nüfusu devlet ve toplum için önemli bir olgudur. Her toplum çocuklarının güvende ve sağlıklı yetişebilmesi için uygun aile, çevre ve toplum koşullarının sağlanmasını öngörür. Ancak ailelerin çocukları için uygun olanakları sağlayamaması Toplumun çocukları yetiştirmede elverişli kaynakları oluşturamamasından dolayı çocuklar için gerekli güvenli ortam sağlanamamaktadır. Toplumsal sistem, çocukların yetiştirilmesinde anne babaya yardımcı olmak, çocuklar için elverişli ortamlar oluşturmak ve olumsuz koşulları ortadan kaldırmak gibi görevleri üstlenmelidir. Eğitim hakkı, başta çocuklar olmak üzere her insanın en temel hakları arasında yer almaktadır. Çocuğun insan haklarının yaşama geçmesi, doğuştan gelen insanlık onurunun korunması, bütüncül olarak gelişmesi ve potansiyelini gerçekleştirmesi eğitim yoluyla sağlanabilir. Çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü okulda geçirdikleri için öğretmenlerin riskleri bilmeleri, tanımaları ve çocuklarla iletişim becerilerini buna göre düzenlemeleri önemlidir. Ekonomik yönden yetersiz ailelerin çocukları kendilerini diğer arkadaşları arasında pek rahat hissetmediklerinden toplumdan kaçan, antisosyal kişilik geliştirirler. Bu çocukların yaşadıkları yerlerin havalandırma ve aydınlatma yetersizlikleriyle, sağlık koşulları yönünden görülen eksiklikler doğrudan fiziki yapıyı ve dolayısıyla kişiliği olumsuz yönde etkiler ve topluma uyum sağlamayı güçleştirir. Sosyal dezavantajlı çocuklar için gelişimsel destek programı örnekleri. Sosyal Destek Programı (SODES), GAP Eylem Planı içerisinde sosyal sermayeyi geliştirmek, insanların refah düzeyini yükseltmek, daha huzurlu yaşamalarını sağlamak ve bireyleri daha donanımlı duruma getirmek üzere insan odaklı bir bakış açısıyla oluşturulmuştur. SODES ile sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların çözümüne yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi hedeflenmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanmış, 2010 yılında Doğu Anadolu projesi kapsamında 16 il daha eklenmiştir. SODES projeleriyle çocuklara ve gençlere yönelik önemli sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. Yeni nesil sporcularımız, Şanlıurfa, Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Akçakale ilçesinde spor tesislerini geliştirmek ve tesislerde sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek ilçe halkının var olan yetenekleri ve sporcu potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Merder Etüt Merkezi Projesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MERDR Eğitim Vakfı tarafından yürütülen bir sosyal içerme projesidir. Amacı, kenar semtlerde yaşayan ve şehir merkezindeki eğitim olanaklarından yoksun başarılı gençlerin önünü açmak, Onların yüksek öğrenime geçişini sağlamak ve bu amaçla ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursu düzenlemektir. Gelecek vaat eden gençler, çöp toplayan çocuklar projesi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 124. 700 TL bütçeli bir sosyal içerme projesidir. Amacı çöp toplayan çocukları bilinçlendirmek, onları suçlardan ve suç ortamlarından uzak tutarak sosyal bir birey haline getirmek Onların sağlıklarını korumak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak, onlara mesleki eğitim vermektir. Sokaktan okula, okuldan hayata projesi Çınar Der Derneği tarafından yürütülmektedir. Amacı, Gaziantep'in göç alan kenar mahallelerinde yaşayan dezavantajlı çocuklara eğitim ve rehberlik hizmeti vererek bunları topluma yararlı birer birey olarak kazandırmaktır. 0 ila 72 aylık sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar için hazırlanan ilk öğretime hazırlık destek programının çocukların ilk öğretime hazır bulunuşluluğuna etkisi, konulu yüksek lisans test çalışması projesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlk Öğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'nda, 2013 yılında hazırlanan yüksek lisans test çalışmasında, 60 ila 72 aylık sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar için hazırlanan ilk öğretime hazırlık destek programının çocukların ilk öğretime hazır bulunuşluluğuna etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sosyal açıdan dezavantajlı çocukların eğitimlerinin rastlantılara bırakılmadan, daha yoğun ve gereksinime dönük, bilinçli ve programlı olarak akranlarıyla eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmelerini desteklemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu çocukların ilk öğretime hazır olarak gelmeleri ve bilişsel, dil, sosyal duygusal, bedensel gelişimlerini desteklemek amacı da güdülmüştür. Uygulanan programda Türkçe etkinliği, fen ve matematik etkinliği, oyun ve hareket gibi çeşitli uygulamalara yer verilmiştir. Çocuk gelişiminde program dersi 5. ünite özeti. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programları. Doğadaki tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda birbirlerinden farklı özelliklerle dünyaya gelir ve farklı şekillerde gelişirler. Bireylerin gelişiminde biyolojik kalıtsal ve çevresel etmenler rol oynamaktadırlar. Farklı yaklaşımlar çocukların gelişimlerini farklı şekillerde açıklamaktadırlar. Bütün çocukların ortalama aynı gelişim basamaklarından geçtikleri bilinmesine karşılık çocukların aynı zamanda ve aynı süreyle bu basamaklardan geçmemeleri bireysel farklılık olarak kabul edilmektedir. Çocukların genel gelişim sürecinin dışında farklı olan yönleri bireysel farklılık olarak kabul edilmektedir. Özel gereksinimli çocuklar, tanım ve kapsam Bireylerin saç, göz renklerindeki farklılıklar da bireysel farklılıklar olarak kabul edilmektedir ancak bu farklılıklar bireylerin hayatlarını idame ettirmelerine engel değildir. Buna karşılık bireylerin yaşam işlevlerini etkileyen farklılıkları da bulunmaktadır. Uzuv eksikliği, zihinsel engel durumu gibi. Bu tür farklılıkları olan çocuklara özel gereksinimli çocuklar denilmektedir. Bu anlamda bozukluk, yetersizlik ve engel kavramlarının tanımlanması gerekmektedir. Bozukluk, bireyin bir organının işlevini yerine getirememesi, yetersizlik ise bir şeyi yapmada yeterli olamama durumudur. Engel ise, yetersizliklerin çevre ile etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bireyin yetersizlik yüzünden yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel etmenlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumda kalmasına engel denilmektedir. Özel gereksinimli çocuklar, ayrıcalıklı çocuklar ya da farklı çocuklar olarak da adlandırılmaktadır. Özel gereksinimli çocuklar, özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde özel eğitime gereksinimi olan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Özel gereksinimli birey terimi öğrenme ya, ya da davranış problemleri gösteren ve bedensel ya da duyusal yetersizliği olan çocukları olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları da içerisine almaktadır. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programlarının kapsamı, amacı ve önemi. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programları, erken çocukluk özel eğitim programlarıdır. Erken çocukluk özel eğitimi, 0-6 yaş grubunda olup risk altındaki çocuklarla gelişim geriliği olan ya da tanılanmış özel gereksinimi olan çocuklara ve ailelerine sağlanan uzman destekli eğitim hizmetleridir. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programlarının kapsamı. Milli Eğitim Bakanlığı, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun hükmünde kararname ile özel eğitim uygulamalarının nasıl gerçekleşebileceğini açıklamıştır. Bu kararnamenin üçüncü maddesinin B fıkrasında, özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanılanmaktadır. Buna göre özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde özel olarak hazırlanmış programlara gereksinim duyulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Özel Eğitimin Temel İlkeleri başlıklı dördüncü maddesinde Özel Eğitimin nasıl yapılacağı, ne zaman başlanacağı, programları ve nelere dikkat edileceği açıklanmıştır. Özel Eğitim Hizmetlerine erken başlamak esastır. Bu ilke doğrultusunda Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde de gerekli düzenlemelere yer verilmiştir. Bunlar içerisinde en önemli düzenleme Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin 21. 7. 2012 tarihinde değiştirilerek yürürlüğe konulan okul öncesi eğitimin zorunlu olması uygulamasıdır. Yönetmeliğin 29. maddesi şöyledir: 37 ila 66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak bu bireyler için okul öncesi eğitim özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda Eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. E-okul sistemi üzerinden kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar, velisinin resmi başvurusu ve il, ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir. Bu maddenin ikinci fıkrasında ise, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimlerini, öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri temel olmakla birlikte 37 ila 66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim anaokulu, 48 ila 66 ay arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim ana sınıfları açılabilir ifadesi yer alır. Dolayısıyla 37 ay ile 66 ay arasında erken özel eğitim hizmetlerinin yasal dayanağı da oluşmuştur. Ancak 0 ila 36 ay arası bebeklik ve erken çocukluk döneminde hangi tür gelişimi destekleme programlarına yer verilebileceği açık değildir. Özel gereksinimli çocukların gelişimlerini destekleyici eğitim programlarının amacı özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde belirtilmektedir. Buna göre bu çocukların okul öncesi eğitimleri, öncelikli olarak kaynaştırma eğitimi temel alınarak yürütülmektedir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 24 Maddesinde, özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş 37 ila 72 ay arasındaki çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur ve kaynaştırma uygulamaları temeline dayalı olarak, destek eğitim planları çerçevesinde sürdürülür. İfadesi yer almaktadır. Bu sınıflarda eğitim alan öğrencilere bulundukları yaş grubuna uygulanan programlar temel alınarak bireyselleştirilmiş eğitim planları BEP hazırlanır. Öğrencinin BEP'inde yer alan amaçlar doğrultusunda program ve etkinliklerde gerekli uyarlamalar yapılarak çocuğun okul öncesi eğitim ortamından en üst düzeyde yararlanması sağlanır. Dolayısıyla okul öncesi eğitimin genel amaçları özel gereksinimli çocuklar için de geçerlidir. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programlarının amaçları. Gelişimi destekleme programları, çocukların yetersizlik türlerine, yaşlarına ve sunulan eğitim ortamlarının özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında kaynaştırma ortamlarında yaşıtlarıyla birlikte eğitim alan özel gereksinimli çocukların eğitim amaçları Genel eğitimdeki okul öncesi eğitimin amaçları ile aynı olmakla birlikte özel gereksinimli çocukların eğitiminde onların özellikleri doğrultusunda programların bireyselleştirilmesine çalışılmaktadır. Özel eğitimin ilkelerinden biri de özel gereksinimli bireylerin eğitiminde bireyselleştirilmiş eğitim planlarının BEP uygulanmasına yöneliktir. Buna göre, özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması temeldir. İlkesi benimsenmektedir dolayısıyla özel gereksinimli çocukların gelişimlerini destekleyici programların her birey için BEP hazırlanarak uygulanması gerekmektedir. BEP, özel gereksinimli öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak Kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, içinde ailenin de yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan yazılı bir programdır. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programlarının yapısı Özel gereksinimli çocukların gelişimini destekleyici programlar, daha önceki bölümde de belirtildiği gibi genel eğitim programlarını çerçeve programlar olarak ele alan programlardır. Bunun yanı sıra erken çocukluk eğitiminde özel gereksinimli çocukların eğitimleri için iki farklı yaş grubunda program uyarlamalarına gereksinim olmaktadır. Birincisi 0 ila 24 aylık bebek ve küçük çocuklar için uygulanacak olan erken müdahale programlarıdır. Erken müdahale terimi, doğumdan 2 yaşa kadar olan bebek ve küçük çocuklara sağlanan hizmetleri ifade etmektedir. Erken çocukluk özel eğitimi ise 3 ila 5 yaş arasındaki okul öncesi çocuklara sağlanan eğitimsel ve ilgili hizmetleri ifade etmektedir. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planları (BAHP), disiplinler arası bir ekip tarafından çocuğun anne babası ve diğer aile bireylerinin de katılımıyla geliştirilmelidir. BAHP'nin geliştirilmesinde 8 aşamalı bir süreç izlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bebeğin ya da küçük çocuğun fiziksel gelişimi, bilişsel gelişimi, iletişim gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi ve uyumsal gelişimine ilişkin var olan durumun rapor edilmesi, ailenin yetersizliği olan bebeğinin ya da çocuğunun gelişimini desteklenmesiyle ilgili konular, öncelikler, ailenin kaynaklarının rapor edilmesi, Aile, bebek, küçük çocuğun erişmesi beklenen ölçülebilir sonuçların rapor edilmesi, aile ve çocuğa sunulacak erken müdahale hizmetlerinin sunum yöntemlerinin, yoğunluğunun ve sıklığının belirlenmesi, doğal ortamlarda sağlanabilecek ve sağlanamayacak hizmetlerin belirlenmesi, hizmetlerin öngörülen başlangıç tarihi, süresi ve uzunluğu ile sıklığının belirlenmesi aile, bebek, çocuğun gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan plandaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlayacak BAHP koordinatörünün belirlenmesi, bebek, çocuğun okul öncesi eğitim ya da diğer uygun hizmetlere geçişinin sağlanması için adımların atılması. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kademesinde yer almaktadır. Ancak, özel gereksinimli bireylere özel hazırlanmış ayrı bir okul öncesi eğitim programı bulunmamaktadır. Dolayısıyla okul öncesi özel eğitim kurumu her bir özel gereksinimli öğrenci ve ailesi için bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP) hazırlayarak uygulanmaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından sunulan destek eğitim programları Özel eğitim sistemi içerisinde resmi ya da özel okul eğitimin yanı sıra destek eğitim hizmetleri de sunulmaktadır. Destek özel eğitim hizmetleri öğrencinin BEP'ine ya da kendi programına göre uygun olan zamanlarda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen hizmetlerdir. Destek özel eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 3 maddesinin F ve G fıkralarında tanımlanmaktadır. Buna göre F destek eğitim hizmeti sağlık kurulu raporuyla engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen eğitimi G, destek eğitim programı özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerin engel grupları, dereceleri ve engel niteliği ile bireysel gelişim yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanmış ve bakanlıkça onaylanmış eğitim programını ifade etmektedir. Tırnak işareti. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programı örnekleri. Erken çocukluk eğitimine ve eğitsel müdahalelere ilişkin uygulamaların geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Gelişim geriliği olan küçük çocuklarla çalışmalarına başlayan Maria Montessori düşük gelirli 4 ila 7 yaş çocuklarla ilk çocuk evini kurma projesini gerçekleştirmiştir. Şahin, 2010. Birçok Avrupa ülkesinde erken özel eğitim hizmetleri 1960'lı yıllarda başlamıştır. İlk çalışmalar aileyi evde ziyaret ederek gerçekleştirilmiştir. Ev ziyaretlerinde çocukların evde değerlendirmelerinin yapılması, özel eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi biçiminde olmuştur. Türkiye'de ise daha önce ailelerin kendi çabalarıyla bireysel uygulamaları olmuş ancak kurumsallaşamamıştır. Ancak 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar kanununun özel eğitimin ilkeleri başlığında, özel eğitime erken başlamak esastır, ilkesi ilk kez konunun yasal dayanaklarının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Portage Erken Eğitim Programı Portage programı bir proje olarak 1969 yılında ABD'de Wisconsin, Portage'da yapılandırıldı. Portage projesi, gelişimsel gerilikler gösteren ya da risk altında bulunan çocuklara ve ailelerine yardım amacıyla geliştirilmiş, anne babaları öğretici olarak gören ev temelli çevresel yaklaşımı temel alan bir aile eğitim programıdır. Programın en temel özelliği uygulamaların aile tarafından en az kısıtlayıcı ortamlarda, evde ve toplumsal temelli olarak gerçekleştirilmesi ve doğal ortamın etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Program okul öncesi döneme yöneliktir ve kapsama alanı 0 ila 6 yaştır. Portage projesi, programı günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uyarlanarak uygulanmaktadır. Türkiye'de de uyarlama çalışmaları yapılmış ve uygulamaları sürmektedir. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Bu programda, ailelere küçük adımlar kursu verilerek, annelere programı uygulama becerilerini kazandırılması hedeflenmektedir. Küçük adımlar gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik erken özel eğitim programı, kullanılarak yapılan araştırmaların bulgularında, programın etkili olduğu bulunmuştur. Programın genel amacı, gelişim geriliği olan özel gereksinimli çocuk anne babalarını küçük adımlar erken eğitim programını kullanmada ve çocukları ile programın içeriği doğrultusunda uygulama yapmada yeterli duruma getirmektir. Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı, OÇİDEP. Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı, OÇİDEP, bir erken ve yoğun davranışsal eğitim, EYDE, -E, programıdır. EYDE -E programları, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ivar Lovas tarafından, uygulamalı davranış analizine dayalı olarak geliştirilmiştir. EYDE, -E, alanda profesyonel olmayan üniversite öğrencisi ya da lise mezunu biri tarafından uygulanabilir. EYD uygulayıcıları ev eğitmenleri olarak adlandırılır ve davranış analistliği formasyonuna sahip bir danışmanı olur. Ev eğitmenleri kısa süreyle hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitimle eğitilirler. EYD'yi ev eğitmenleri uygular, danışmanlar ise uygulayıcıları haftalık olarak izler ve onlara danışmanlık yapar. OCEEDP bir EYD -E programıdır. OÇEİDEP Lovas programına dayalı olarak geliştirilmiştir. OÇEİDEP çoğunlukla çocukların kendi evlerinde yürütülür. OÇEİDEP her çocukla haftada en az 20 saat süreyle birebir yürütülmektedir. Ayrıca 6 ay çeşitli ek eğitimlere ve akran etkileşimi düzenlemelerine yer verilmeye başlanır. OÇEİDEP kapsamında taklit becerilerinden başlayarak Kavram öğretimine kadar 15 öğretim alanına yer verilir. Çocuk gelişiminde program dersi 6. ünite özeti. Aile merkezli gelişimsel destek programları. Aile merkezli eğitim. Tanım ve kapsamı. Ailelerle birlikte yapılan çalışmalarda aile merkezli bakım, aile merkezli uygulamalar, aile merkezli hizmetler ve aile merkezli yardım sağlama kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu kavramların tümü aile merkezli yaklaşımları ifade etmektedir. Aile merkezli yaklaşımlarda ailelerin seçim ve değerlerine saygı göstererek aile yapısının güçlendirilmesi için destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bir aile merkezli yaklaşımda ailelere saygılı davranılması Onların bilinçli kararlar verebilmesi için bilgi paylaşımında bulunulması, aile katılımına yönelik yaptıkları seçimlere önem verilmesi, destek hizmetlerinin sağlanması, aile eğitimi programı çerçevesinde aile ve çalışanlar arasında ortaklık ve işbirliğine yönelik uygulamaların yapılması belirleyici olmaktadır. Aile merkezli yaklaşımlarda her ailenin beklentileri, inançları, değerleri, bakış açıları, olanakları, yetenekleri ve potansiyellerinden kaynaklanan yeterliliklerinin olduğu varsayılır, DUNS, 2002. Aile merkezli gelişimsel destek programlarının amacı ve önemi. Aile merkezli gelişimsel destek programları, anne babaları sosyalleştirmeyi, çocuk gelişimi ve bakım konusunda eğitmeyi amaçlayan topluma dayalı programlardır. Bu programlar, Çocuk yerine tüm aileyi gelişim özelliklerine uygun bir biçimde ve tüm konularda özellikle de yaşamsal geçiş dönemlerinde sosyal destek sağlamayı ilke edinmektedir. Aynı zamanda bu programlar anne baba eğitim destek grupları, ev ziyaretleri, kitaplar aracılığıyla bilgilendirme, sağlık, bakım ve çocuk gelişimi hizmetleriyle anne babanın güçlendirilmesi ve bağımsızlıklarının artırılmasını sağlamayı amaçlamaktadırlar. Alkan Ersoy, 2010. Aile merkezli gelişimsel destek programları farklı amaçlara sahip olsalar da genel olarak erken eğitimin önemi, ailenin çocuğun yaşamını biçimlendirmedeki rolü ve hizmetlerin aileye ulaştırılmasının önemi üzerinde durmaktadır. Aile merkezli gelişimsel destek programlarının kapsamı. 1. Aile merkezli destek programlarının kapsamında pek çok etkinlik, uygulama ve hizmet yer almaktadır. Çoğu aile destek programları çok kapsamlı uygulamalar ve hizmetleri içerirken, kimi programlarda çeşitli yardım kaynaklarına ulaşma ve bilgilendirme gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar. Aile destek programlarında katılımcılara kaynakların sağlanması ya da hizmetlerin sunulmasında yalnızca ev ve programın uygulandığı merkez dışında dinlenme yerleri, toplum hizmet merkezleri gibi pek çok ortam yer almaktadır. Bu programlar tarafından sunulan etkinliklerin zamanlaması ve yoğunluğu ve görülme sıklığı anne babalık oturumları esnek bir çerçevede ele alınmaktadır. Erken müdahale uygulamaları, çocuğun bilişsel ve sosyal duygusal becerilerini, anne baba tutum ve becerilerini, kişisel sağlık ve annenin eğitim olanakları da dahil olmak üzere çocuklar ve aileler üzerinde olumlu sonuçlar doğuran bir dizi çalışmadan oluşmaktadır. Sera, 2010. Erken çocukluk dönemindeki çocukların uygun koşullarda eğitim ve bakım almaları gelişimleri açısından çok önemli olmakla birlikte temel insan hakkıdır. Ancak kimi çocuklar sağlıksız doğmakta, yeterli sağlık hizmetinden yararlanamamakta ya da yeterli beslenme koşullarına sahip olamamakta, kimileri bir aileye bile sahip değilken kimileri de yetersizliklerle, engellerle doğarak savunmaz bir biçimde dünyaya gözlerini açmaktadır. Erken müdahale de tam bu noktada çocukların ve ailelerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu programlar bir sorunu çözümlemekten daha çok çocuğa, aileye ve dolayısıyla topluma sosyal ve ekonomik yönden uzun dönemde yararlı olmaya odaklanmış uygulamalardır. Anne baba eğitimi, aile merkezli gelişimsel destek programları kapsamında yer alan diğer önemli bir uygulamadır. Anne baba eğitimi, anne babalık becerilerinin öğretilmesi, sosyal ve duygusal destek verilmesi, anne babanın bir gruba katılması, uzmanlarla arasında bilgi alışverişinin sağlanması, uygun anne baba çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi ve toplumsal kaynaklara ulaşmalarında yardımcı olan etkinlikler ve bu amaçlarla hazırlanan anne baba eğitim programları var olan hizmetlerin daha etkili kullanımına yol açacak teşvik ve bilgiyi sağlar. Myers, 1996. Ev ziyaretleri, aile eğitimi ile anne baba çocuk ilişkisini güçlendirmek, anne babaların streslerini azaltmak ve bilgi düzeylerini artırmak yoluyla ailenin güçlendirilmesini amaçlayan uygulamalardan biridir. Ev ziyaretleri, çocuk gelişimi, aile çocuk ilişkisi, anne babalık becerileri, ruh sağlığı sorunları, ekonomik sorunlar Eğitim ve istihdam, sağlık bakımı ve sosyal destek eksikliği hakkında eğitim gibi konularda aileyi bulunduğu çevrede gözlemleyerek bu doğrultuda plan oluşturmaya fırsat sağlayan bir uygulamadır. Oyun gruplarıyla aileyi destekleme çalışmaları ise okul çağına gelmemiş çocuğa sahip anne babaların çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlar. Ailelerin oyun grubuna katılımından doğrudan ve dolaylı yollarla yarar elde edebilmesi için Farklı ortamlarda çocuğun oyununa katılması teşvik edilmelidir. Böylece ailelerin oyunun gelişime katkıları ev ziyaretleri, anne babalara yaparak yaşayarak öğrenme, tartışılan konuları hemen uygulama olanağı sağladığından grup çalışmalarına göre daha çok bireysel çalışmaya olanak tanıyan uygulamalardır. Oyun gruplarıyla aileyi destekleme Okul çağına gelmemiş çocuğa sahip anne babaların kendi çocukları ve diğer çocuklarla birlikte oyun oluşturabilme, sürdürebilme ve sosyal ilişkilerini güçlendirebilmelerine fırsat veren bir uygulamadır. Anne baba eğitimi çalışmaları, çocukların gelişimsel becerilerini destekleme, günlük rutinlerde çocukların davranışlarını yönlendirme, çocukların oyun ve sosyal etkileşimlerinde anne babaların becerilerini geliştirmelerini sağlar. 6 Ünite aile merkezli gelişimsel destek programları 149 konusunda sosyal deneyimler edinmesine ve olumlu anne baba tutumları gösterme konusunda bilgilenmelerine destek sağlanmış olur. Aile merkezli gelişimsel destek programlarının yapısı. Çocuğun gelişiminde annenin çok önemli bir rolü olmakla birlikte baba, kardeşler ve diğer aile üyelerinin de önemli etkileri vardır. Bu yüzden evde gerçekleşen aile merkezli uygulamalar yalnızca anneyi ve çocuğu değil, tüm aile bireylerinin gelişimini ve ailede sağlıklı ilişkiler kurulabilmesini hedefler. Aile üyeleri, çocuğun gelişim özellikleri, sağlıklı iletişim, ev ortamını düzenleme, sağlık ve beslenme koşullarını iyileştirme, ekonomik ve sosyal hizmet kaynaklarına ulaşma konusunda ne kadar çok bilinçlenirse, aile yapısı da o kadar güçlenir. Çocuğun büyümesi ve gelişmesi, çocuğun öğrenme olanakları, anne baba desteği ve aile toplum desteğine yönelik diğer boyutlar birbiriyle ne kadar iyi etkileşirse, çocuğun büyüme ve gelişimine yönelik amaçlara ulaşmada başarı o denli artar. Çocuğun büyüme ve gelişmesi, diğer üç boyutun tam merkezinde yer almaktadır. Çocuğun öğrenme olanakları, çocuğun gelişiminin en üst düzeyde gerçekleşebilmesi, yeteneklerinin açığa çıkarılması ve yeterliliklerinin gelişimi için ev ortamının gelişimsel açıdan uyarıcı ve ilgi çekici duruma getirilmesi çok önemlidir. Çocuğun gelişimini destekleyen etkinlikler evde, farklı gruplar içinde ya da kurumlarda gerçekleştirilebilir. Anne babalık desteği, anne babalara sağlanan bilgi, öneri, danışma ve eğitim hizmetleri gerek onları kendi gelişimleri bakımından güçlendirir, gerekse çocuğun gelişimini ve öğrenme olanaklarını desteklemelerine yardım eder. Aile toplum desteği, anne babanın anne baba sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve sürdürmesi için gerekli olan zaman, enerji gibi kaynak türlerinin yanı sıra ekonomik, psikolojik ve fiziksel desteklerin tümünü içermektedir. Aileye ilişkin bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve GREKSİNİMLERİN -E belirlenmesi. Aile merkezli gelişimsel destek programlarının hazırlanması ve uygulanmasında, çocuk ve ailenin özellikleri çok önemlidir. Çocukla bir bütün olarak aileyi tanıyabilmek için, ailenin sosyoekonomik durumu, kültürel özellikleri, eğitim düzeyleri, aile yapısı, yaşadığı çevre, Ailenin güçlü yanları, stres kaynakları, anne baba davranışları, aile ilişkileri gibi özellikleri bilmek gereklidir. Bu özellikler konusunda bilgi toplamak için çocuğu ve aileyi ev ortamında gözlemenin dışında anket, ölçek, test, görüşme gibi tekniklerle ailelerden bilgi toplamak çok yararlı olacaktır. Çocuğun gelişim düzeyi ve özellikleri konusunda aile merkezli gelişimsel değerlendirme sonuçları da uzman görüşüyle ortaya konulmalıdır. Çeşitli bilgi toplama araçları ile elde edilen sonuçlar ve aile merkezli gelişimsel değerlendirme sonuçları birleştirilerek aile merkezli gelişimsel destek programında hangi uygulamaların nasıl gerçekleştirileceğine karar verilmelidir. Tüm bu aşamalarda aileler bir ortak olarak yer almalıdır. Aile merkezli GELİŞİMSEL destek programı örnekleri. Türkiye'de ve dünyada aile merkezli gelişimsel destek programları genel olarak sosyoekonomik düzeyi düşük, risk altında bulunan ve çocuklarına yeterince erken çocukluk eğitim hizmetleri sağlayamayan aileler ve onların çocuklarına hizmet sunmaktadır. Bu programlarda, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, beslenme, meslek gelişimi, ana-baba eğitimi hizmetleri ve kurumsal eğitim olanaklarının ev ziyaretleriyle desteklenerek, ailelerin güçlenmesi ve çocuklarını sağlıklı ortamlarda yetiştirebilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde de çeşitli devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile geliştirilen ve yaygın olarak uygulanan program örnekleri bulunmaktadır. Aile Çocuk Eğitim Programı Aile bireylerinin çocuk gelişimi, sağlığı ve disiplini konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve bu yolla çocuğun gelişiminin desteklenmesini ve ev ortamını zenginleştirilmesini amaçlamaktadır. Gelişimsel Eğitim Programı, GEP, çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmış haftalık programdır. Eğitimci programda yer alan etkinlikleri ev ziyareti ya da grup toplantılarında anneye öğretmekte, annenin uygulamalarını izlemektedir. Ayrıca eğitimci, evdeki artık malzemeleri kullanarak oyuncak yapımını da annelere göstermektedir. Anne Çocuk Eğitim Programı, ACEP Okul öncesi eğitim hizmeti almamış 5 yaş çocukları ve annelerine yönelik hazırlanan bilimsel temelli ve ev merkezli bir eğitim programıdır. Programın amacı çocukları duygusal, sosyal ve fiziksel anlamda desteklemek, daha iyi beslenmesine ve sağlıklı olmasına yardım ederek mutlu ve başarılı kılmanın yanı sıra annenin de kendisini duygusal olarak güvende hissetmesini ve anne babalık konusundaki becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Bu programda annelere evde çocuklarının eğitimine nasıl destek verilebileceklerine ilişkin uygulamalar yer almaktadır. Anne Destek Programı, ADP, çocuk yetiştirme ve aile içi iletişim konularında grup liderleri tarafından sohbet biçiminde yönetilen toplantılarda verilen eğitimle sürdürülmektedir. Bu bölümde annelere, çocuğun gelişiminde ailenin rolü, çocuğun bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi, oyunun önemi ve gelişime katkısı, Çocuk yetiştirmede olumlu ve olumsuz yöntemler, çocuğun davranışlarını kabul edip etmememizi belirleyen etkenler, çocuğu etkin dinleme ve kendini çocuğa duyurma, çatışma ve çatışma çözme yöntemlerine ilişkin konularla başlanmaktadır. Daha sonra tuvalet eğitimi, cinsel eğitim, sağlıklı beslenme, sağlık ve bakım, kazalardan korunma, sorun olan davranışlar, ders çalışma alışkanlıkları, çocuğun başarısı için okul aile işbirliği Kadının zamanını etkin kullanabilmesi, el emeğini değerlendirmesi ve aile içinde kadının durumu konularında anneler bilinçlendirilmektedir. Bu sürecin sonunda annelerin çocuklarını daha iyi tanıma ve tüm gelişimlerini ev ortamında destekleme konusunda becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Zihinsel Eğitim Programı (ZEP), çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla göre hazırlanan okuma anlama, soru sorma, neden-sonuç ilişkisi kurma, hatırlama, kelime öğrenme, kendini ifade etme, kelime hazinesini artırma gibi pek çok becerisini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yer almaktadır. Anne ve çocuğun birlikte gerçekleştirdiği bu çalışmalar, çocuğun zihinsel gelişiminin desteklenmesi ve okula iyi hazırlanmasını amaçlamaktadır. Yurt dışında uygulanan aile merkezli gelişimsel destek programı örnekleri. Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli yaş grupları ve ailelerin gereksinimlerine göre uygulamalar gerçekleştiren kurum merkezli, aile merkezli ya da ikisini bütünleştiren aile eğitim programları uygulanmaktadır. Ancak burada özellikle aile merkezli olup çocuğun yaşadığı ev ortamında da uygulamalar yapan ve yıllardan beri yaygın olarak devam eden iki programa yer verilmiştir. Okul öncesi dönemde çocukları olan ailelere yönelik ev merkezli aile eğitim programı, HIPPY Home Instruction Program for Youngsters. 1968 ila 1969 yıllarından günümüze kadar uygulamaları devam eden 2 yıl süreli ev merkezli bir programdır. 3 ila 5 yaşları arasında çocuğu olan düşük gelirli ailelere, çocuklarının tüm gelişimlerini evde destekleme ve okula hazırlama konusunda yardım eden uygulamalar içermektedir ailelere araç ve yöntem desteğiyle çocuklarının gelişimlerini kendi evlerinde düzenlenen bir ortamda gerçekleştirme olanağı vermektedir. Bu program, Çocukların okul deneyimi olanağı sunmayı, ilkokula hazırlama ve okul başarılarını artırmayı ve ev ortamında çocuklarının okuma-yazma becerilerinin gelişimine uygun olanaklar sunulabilmesi için anneleri çocuğun tüm gelişimlerini destekleme konusunda bilinçlendirmeyi ve kendilerine güven duymalarına, olumlu benlik geliştirmelerine katkı sağlamaktadır, Tezel Şahin ve Öz Yürek, 2011. Aile eğitimi ile erken çocukluğun desteklenmesi projesi, Early Childhood Stimulation Through Parent Education Project. 1966 ila 1967 yılları arasında başlayıp halen devam eden bu program, 12 ay eksi 3 yaş arasında çocuğu olan kırsal kesimde yaşayan düşük gelirli annelere yönelik uygulamalar gerçekleş çocukların tüm gelişimlerini desteklemelerine, onları okul yaşamına hazırlamalarına, çocuklarıyla ilgili olumlu tutum geliştirmelerine, etkili iletişim yöntemleri ve yeni oyunlar öğrenmelerine yardım etmektir. Etkinliklerin uygulanması sırasında rol oynama ve model alma teknikleri kullanılmaktadır. Ev merkezli eğitimlere 2 yıl katılan çocuklar, programdaki annelerden birinin gözetiminde haftada 2 kez 2 saatlik grup öğrenme etkinliklerine katılmaktadırlar. Çocuk gelişiminde program dersi 7. ünite özeti. Kurum, okul merkezli gelişimsel destek programları. Kurum merkezli eğitim, tanım ve kapsam. Kurum merkezli eğitim Doğumdan zorunlu öğrenim çağına kadar olan yılları içine alan okul öncesi dönemdeki çocuklara bakım ve eğitim hizmetinin çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen zengin çevre olanaklarıyla planlı ve düzenli olarak kurum çatısı altında verilmesini sağlayan eğitim modelidir. Model dünyada bu alandaki eğitimin ilk örneği olarak kabul edilebilir. Çocuk bakımı ve eğitiminde kurum merkezli eğitimin ilk örnekleri kadının çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkan okul çağına gelmemiş çocukların bakımı gereksiniminden doğmuştur. İngiltere'de kadın işçilerin verimliliklerini arttırabilmek amacıyla oluşturulan eğitim kurumları, bu alanın ilk örneği sayılabilir. Böylece, çocukların güvenli bakım gördükleri kurumların bulunması, kadının kendisini işine daha iyi verebilmesine olanak hazırlamıştır. Kurum merkezli eğitim, çalışan kadınların çocuklarına hizmet vermenin yanı sıra koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklara eğitim eşitliği ve fırsatı sunması ve okula daha iyi hazırlanmalarını sağlaması ve sosyal deneyim olanağı yaratması açısından dünyada ve Türkiye'de büyük ölçüde desteklenen bir modeldir. Kurum merkezli eğitimde hedef kitle doğumdan zorunlu öğrenim çağına kadar olan yaş aralığındaki çocuklardır. Bu yaş aralığı, ülkelerin zorunlu öğretime başlama yaşındaki farklılıklar nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Örneğin Türkiye'de zorunlu öğretime başlama yaşının 66 ay, 5,5 yaş olarak düzenlenmesiyle kurum merkezli okul öncesi eğitim hizmetinin de 0 ila 66 ay aralığındaki çocuklara verilmesini gerekli kılmıştır. Ancak burada yalnızca okul öncesi yaş grubu çocukları değil, aynı zamanda aileleri de kurum merkezli eğitimin kapsamına girmektedir. Türkiye'de kurum merkezli eğitim yaygın olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan özel, resmi, bağımsız anaokulları, özel ya da resmi ana sınıfları, kız meslek liseleri bünyesindeki uygulama anaokulları ve ana sınıfları tarafından yürütülmektedir. Kurum merkezli eğitim hizmetinin yaygın olarak verildiği diğer kurumlar ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak özel ve tüzel kişiler tarafından açılan kreş ve gündüz bakım evleridir. Kreş bölümleri 0 ile 66 ay, gündüz bakım evleri 36 ile 66 ay grubuna hizmet vermektedir. Kurum merkezli gelişimsel destek programlarının amacı, önemi ve kapsamı bir eğitim kurumunda uygulanan eğitim programının temel amacı, bu kuruma devam eden bir çocuğun eğlenceli ve iyi bir gün geçirmesi, gün içerisinde birçok yaşantı geçirerek gelişiminde ilerlemeler göstermesi ve çeşitli öğrenme deneyimleri yaşayarak mutlu bir biçimde okuldan ayrılması olmalıdır. Gelişimsel programın bir diğer amacı ise çocukların sosyoekonomik etkenlere ya da cinsiyete bağlı olarak sahip oldukları dezavantaj ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirgenmesi ve onların yaşama iyi bir başlangıç yapmalarına olanak sağlaması olmalıdır. Aynı zamanda bu programlar sağlıklı bir fiziksel gelişim sürecinde çocukların ilerideki yaşantılarında kullanacakları temel becerileri onlara kazandırarak ilkokula hazır olmalarını da hedeflemelidir. Bir diğer deyişle, gelişimsel eğitim programlarında her çocuğun potansiyelinin en üst düzeye kadar gelişiminin hedeflenerek, bunun oyun yoluyla ve çevre yıl birebir etkileşim içinde bulunarak kendi deneyimleriyle gerçekleşmesi amaçlanmalıdır. Gelişimsel eğitim programları, çocuğun bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor yönden gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi amaçladığı için bu programların çocukların eğitim, aile ve toplumsal yaşamlarında olumlu ve kalıcı etkiler sağladığı araştırmalarla saptanmıştır. Bunun yanı sıra, belli becerilerin doğrudan öğretiminin yapıldığı akademik programların olumlu etkilerinin en fazla bir ya da iki yıl sürdüğü, uzun dönemde etkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Gelişimsel programlar çocukların daha sonraki yaşamlarında kendine güvenli, sosyal sorumluluk sahibi, kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş, mutlu ve iyimser bir yetişkin olmaları yönünde kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle gelişimsel programların geliştirilmesi ve okul öncesi kurumlarda uygulanması önemlidir. Nitekim geleceğin yetişkinleri olarak görülen çocukların okul öncesi yıllarda gelişimlerinin her alanında ilerlemelerinin desteklenmesi, birbirleriyle ve yetişkinlerle etkili iletişim kurma, bağımsızlık kazanma ve sorumluluk alma gibi davranışları kazandıracak etkin öğrenme ortamlarının oluşturulması gelişimsel programlarla olanaklı olabilmektedir. Gelişimsel programların kapsamında Çocuğu merkeze alan bir yaklaşım içinde çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, yaratıcılık ve bilişsel özelliklerle ilgili yeteneklerini geliştirecek çeşitlilikte, en uygun öğrenme deneyimlerinin, sınıf içi sınıf dışı çevre olanaklarının, yaşa ve gelişime uygun materyal ve donanımın sağlanması gereklidir. Çocukların temel alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacak gün içindeki rutin etkinliklere yer verilmesi ve değerlendirmenin yapılması da gelişimsel programların kapsamında yer almalıdır. Kurum merkezli gelişimsel destek programlarının yapısı. Gelişimsel program, çocukların sağlığını ve güvenliğini tam olarak gözetecek şekilde yapılandırılmalı, tüm gelişim alanlarını kapsamalı, tüm çocuklar için uygun olmalı ve olumlu insan ilişkilerinin gerçekleşmesini temel alan bir yapıya sahip olmalıdır. Gelişimsel program esnek olmalı, toplumun kültürel değerleri ve çeşitliliğini yansıtmalı Çocuğun özgür deneyimlerle kendini gerçekleştirmesine olanak veren bir sınıf atmosferini ve güven duygusunu geliştirmeyi destekleyen anaokulu yaşantısını gerektirmeli ve aile katılımını içermelidir. Gelişimsel eğitim programlarının etkili olarak uygulanabilmesinde öğretmenin rolü çok iyi belirlenmelidir. Bu programların uygulanmasında öğretmen, çocukların materyaller, diğer çocuklar ve yetişkinlerle etkileşim içinde araştırma ve keşfetme yoluyla öğrenmeleri için çevreyi hazırlamalı, gerektiğinde başvurulacak bir kaynak ve rehber olarak eğitime katılmalıdır. Esneklik özelliği, eğitim programının kurumun fiziksel özelliklerine, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemede eğitimciye özgürlük tanımasıdır. Farklı bölgelerdeki çocuklar için uygulanabilir olması, günlük akışın belli saat dilimleri ve etkinlik türleri ile sınırlandırılmaması, özel eğitime gereksinim duyan çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre uyarlamalar yapılabilmesi programın esnekliğine dikkat çekmektedir. Kurum merkezli gelişimsel destek programı örnekleri. Türkiye'de uygulanan kurum merkezli gelişimsel programlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen 0 ila 36 aylık çocuklar için eğitim programı ve 2013 okul öncesi eğitim programıdır. 0 ila 36 aylık çocukların okul öncesi kurumlarda bakım ve eğitimine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1994 yılında 0 ila 36 ay kreş programı geliştirilmiş ve 2013 yılına kadar uygulanmıştır. Bu program 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenmiş ve 0 ila 36 aylık çocuklar için eğitim programı olarak uygulanmaya başlamıştır. Eğitim programının ilk bölümünde 0 ila 36 ayda gelişim süreci açıklanmış ve bu aylarda verilecek eğitimin önemi aile, eğitimci, sağlık, bakım ve beslenme etmenleri açısından açıklanmıştır. Daha sonra programın amacı belirtilmiş ve temel özellikleri vurgulanmıştır. Eğitim programının amacı, 0 ila 36 aylık çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeyine ulaşmalarını, sağlık, bakım ve beslenmelerinin uygun biçimde desteklenmesini sağlamaktır. Programın ikinci bölümünde, uygulanmasına yönelik temeller üzerinde durulmuş ve planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde eğitimcinin nasıl bir yol izleyeceği açıklanmıştır. Programın son bölümünde 0 ila 36 aylık çocukların gelişim alanları ve göstergeleri verilmiştir. Gelişim alanları, bilişsel, dil, sosyal duygusal ve motor gelişim alanı özellikleri ve göstergeleri aylık gelişim olarak tablolar halinde verilerek eğitimcinin planlama ve uygulama sürecinde kullanımı kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Eğitim programının ekler bölümünde ise Eğitimcilere örnek olması amaçlı olarak 0 ila 36 ay gelişim gözlem formu örneği her aya göre verilmiş ve nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. Yine bu bölümde eğitimci öz değerlendirme formu örneği verilerek eğitimcinin kendini nasıl değerlendireceğine yönelik açıklamalar yapılmıştır. Aynı bölümde eğitimcilerin kendi günlük eğitimlerini planlamada dikkat edecekleri noktaları içeren etkinlik planı örnekleri yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilerek uygulamaya konulan, okul öncesi eğitim programının temel amacı, okul öncesi eğitimi kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, tüm gelişim alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamaktır. Eğitim programı 37 ile 72 aylık çocukları kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim programının ilk bölümünde okul öncesi dönemin önemi, aile ve öğretmenin rolü açıklanmıştır. İkinci bölümde programın tanıtımı yapılmıştır. Programın çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşıdığı belirtilmiştir. Programın üçüncü bölümünde, her yaş grubu için 36 ila 48 ay, 48 ila 60 ay, 60 ila 72 ay gelişim özellikleri, kazanımlar, göstergeler ve bunlarla ilgili açıklamalar tablolar biçiminde sunulmuştur. Kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturularak çocukları desteklemek ve onları bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımak bu programın hedefi olarak vurgulanmıştır. Programın dördüncü bölümünde okul öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması ile ilgili öğretmen ve yöneticilere rehber bilgiler yer almıştır. Bu bölümde, okul öncesi kurumlarda eğitim ortamı ve öğrenme merkezlerinin nasıl olması gerektiği açıklanmış, gün içerisinde gerçekleştirilebilecek etkinlik çeşitleri sıralanarak aylık eğitim planı ve günlük eğitim akışının nasıl hazırlanacağı açıklanmıştır programın 5. bölümünde değerlendirme yapılırken izlenecek yaklaşım açıklanmıştır. Programın değerlendirilmesinde A, çocuğun gelişiminin tüm gelişim alanlarında hem ayrıntılarıyla hem de bütünsel olarak gözlenmesi, gözlem sonuçlarının raporlaştırılması, B, hazırlanan ve uygulanan planların bütün boyutları ile değerlendirilmesi, C, öğretmenin kendini değerlendirmesinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Programın ekler bölümünde, Gelişim gözlem formu ve gelişim raporu örnekleri verilmiş, aylık eğitim planı formatı ve örnekleri ile yarım günlük ve tam günlük eğitim akışı formatı ve örnekleri sunulmuştur. Bu örnekler, bu programın uygulandığı kurumlarda görevli eğitimcilere yol gösterici özelliktedir. Kazanımlar çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocuklar tarafından ulaşılması gereken sonuçları gösterir. Çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş olan göstergeler ise genellikle kendi içinde basitten karmaşa, somuttan soyuta ve birbirini izleyen aşamalar biçiminde sıralanarak belirlenen kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler. Göstergeler, kazanımların gözlenebilir durumudur. Aylık plan bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır. Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir biçimde yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir. Çocuk gelişiminde program dersi 8. ünite özeti. Hastane merkezli gelişimsel destek programları. Gelişimsel destek programları kapsamında tarama ve tanı koyma hizmetleri, terapi ve eğitim hizmetleri, çocuk gelişim hizmetleri ve aile destek hizmetleri yer alır. Bu hizmetler çoğunlukla aile odaklı olup genellikle evde ya da okulda gerçekleştirilir. Evde ya da okulda gerçekleştirilen destek eğitim hizmetlerinin yanı sıra herhangi bir kaza, ameliyat ya da hastalık gibi uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören çocuklar için ise hastane merkezli gelişimsel destek hizmetleri ve hastane merkezli eğitim almaları sağlanabilmektedir. Hastane merkezli eğitim tanım ve kapsam Hastane merkezli eğitim zorunlu öğrenim çağında olup, süren hastalığı ya da hastanede yatarak tedavi görmesi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim uygulama merkezi, doğrudan yararlanamayan çocuklara eğitim hizmetlerinin hastanede sunulması temeline dayanan eğitimdir. Uzun süreli okul devamsızlıkları, çocukların akademik olarak geri kalmalarına ve sosyal olarak dışlanmalarına neden olması sebebiyle endişe vericidir. Bu sebeple hastanede uzun dönemli tedavi gören çocukların hastanede kaldıkları süre içinde eğitim haklarına sahip çıkılması ve bu çocukların eğitim gereksinimlerinin karşılanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesi de kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Hükmüyle dezavantajlı tüm çocuklar gibi sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli olarak hastanede tedavi gören çocukların da eğitim haklarını koruma altına almaktadır. Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre ülkemizdeki 0 ila 9 yaş arasındaki çocukların %2,60'ının süren hastalığa sahip olduğu ortaya konmuştur. İleri düzeyde bakım ve tedaviye gereksinimi olan çocuklara yönelik tıbbi hizmetler hastanelerde sağlık personeli tarafından kapsamlı biçimde sunulmaktayken hastalığın çocuk ve ailesi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak üzere sunulması gereken psikolojik, sosyal, gelişimsel ve eğitsel destekler çoğunlukla ihmal edilmektedir. Bu konuda Türkiye'de yapılan çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Hastane merkezli gelişimsel destek programının amacı, önemi ve kapsamı Hastane merkezli gelişimsel destek programları, risk grubunda olan çocukların gelişimlerini izlemek, gelişimsel geriliği olan çocukları desteklemek, fiziksel yetersizliği olan çocuklara gereksinim duydukları alanlarda terapi hizmetleri sunmak, hastanede yatarak tedavi görecek çocukları hastane yaşantısına hazırlamak, Hastanede uzun süreli tedavi gören çocuklara eğitim öğretim hizmeti vermek, hasta çocuğa ve ailesine yönelik psikolojik ve sosyal destek sağlamak ve hastaneden eve ya da okula dönen çocuklara geçiş planları hazırlamak üzere geliştirilmiş programlardır. Hastane merkezli gelişimsel destek programlarının amacı, çocukların bedensel ve ruhsal sağlığına yardımcı olmak, eğitim öğretim haklarından faydalanmalarını sağlamak ve eğitimde kesintileri önlemek. Yaşlarının ve öğretim kademelerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumlulukları kazanmalarını sağlamak. Akademik bakımdan yaşıtlarından geri kalmalarını ve devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle sınıfta kalmalarını engellemek. Hastalığa ve hastaneye hazırlanmalarını sağlamak. Hastalıklarını ve tedavilerini kabullenmeleri için yardım etmek. Kendileri gibi hasta olan yaşıtları ile iletişim kurmalarını sağlamak. Moral düzeylerini yüksek tutarak okula ve öğrenmeye olan ilgilerini kaybetmelerini engellemek. Dikkatlerini yaşadıkları korku ve endişe gibi olumsuz duygulardan farklı yönlere çekmek, yaşadıkları psikolojik travmanın etkilerini azaltmak, içinde bulundukları ortama ve topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, sorunsuz ve problemsiz bir şekilde eve ya da okula dönüşlerini sağlamak. Hastanede yatarak tedavi gören çocuklarda şu alanlarda sorunlar gözlenmektedir: akademik, psikolojik, duygusal, fiziksel, sosyal. Hastane merkezli gelişimsel destek eğitim programları, çocukların hastanede geçirdikleri zamanı verimli hale getirmeleri ve hastaneden çıkışta çocukların yaşama uyumlarını kolaylaştırmaları bakımından oldukça önemlidir. Hasta çocukların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilecek olan hastane merkezli gelişimsel destek programlarının kapsamı Çocukların hastalıklarının yanı sıra çocukların gelişim dönemleri ya da yaşları da dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Hasta çocukların yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre öncelikli gereksinimlerini ortaya konmuştur. Baykoç Dönmeze, 2011 göre bebeklik dönemi, okul öncesi dönemi, okul dönemi ve ergenlik dönemindeki hasta çocukların gereksinimleri farklılaşmakta olup bunlar aşağıda sıralandırılmıştır. Hastanede tedavi gören bebeklerin öncelikli gereksinimleri Anne, sevgi, şefkat, iyi çevre koşulları, beslenme, bakım, uyku, oyun oyuncak, müzik, görsel işitsel uyaranlar, iletişim, etkileşim. Hastanede tedavi gören okul öncesi dönem çocuklarının öncelikli gereksinimleri. Anne, sevgi, şefkat, iyi çevre koşulları, beslenme, bakım, oyun oyuncak, müzik, arkadaş, kitap ve çizgi filmdir. Hastanede tedavi gören okul dönemi çocuklarının öncelikli gereksinimleri aile, arkadaş, okul, ders, oyun oyuncak, kitap, müzik, televizyon, bilgisayar, diğer ilgiler, hastanede tedavi gören ergenlik dönemi çocuklarının öncelikli gereksinimleri, aile, arkadaş, okul, telefon, iletişim, müzik, spor, kitap, televizyon, bilgisayar, internet, diğer ilgiler, kişisel alandır. Hastane merkezli GLİŞİMSEL destek programlarının yapısı sağlık sorunları sebebiyle hastanede uzun dönemli tedavi görmek amacıyla kalmaları hem çocuklar hem de bu çocukların aileleri için korku, kaygı ve endişe yaratan bir durumdur. Bu durum her iki taraf için de negatif etkiler yaratabilir. Bu sürecin hasta çocuklar ve aileleri üzerinde olumsuz izler bırakmasını önlemek ya da olumsuz izleri en aza indirgemek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeleri şöyle sıralamak olanaklıdır. Risk grubundaki çocukların durumlarını ve gelişimlerini takip etmek. Gelişim geriliği olan çocuklarda erken müdahale programları uygulamak. Hastalık konusunda hasta çocuğa ve ailesine yönelik bilgilendirici çalışmalar yapmak. Hasta olan çocuklar için hastaneye hazırlayıcı eğitim programları gerçekleştirmek. Hastanede serbest zaman etkinlikleri düzenlemek. Hastane okulları açmak. Hasta çocuklara yatak başında eğitim vermek. Hasta çocuklara yönelik uzaktan eğitim programı geliştirmek. Hasta çocukların kolay bir biçimde eve ya da okula dönüşünü sağlamak. Hastane merkezli gelişimsel destek programları kapsamında yapılan düzenlemeler göz önünde bulundurularak bu programların yapısı ortaya konabilir. Hastane merkezli gelişimsel destek programlarının yapısı. Hastane merkezli gelişimsel destek programları. Gelişimsel tarama ve erken müdahale, hastaneye hazırlayıcı eğitim, hastanede oyun programı, hastane okulu, yatak başında öğretim, uzaktan öğretim ve Hastaneden okula geçiş planlaması olmak üzere 7 farklı biçimde sunulmaktadır. Gelişimsel tarama, bir ölçü aracı kullanılarak çocuğun farklı gelişim alanlarına yönelik değerlendirilmesidir. Gelişimsel taramalar, devlet hastanelerinin pediatri ya da psikiyatri bölümlerinde Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ya da özel eğitim bölümlerinde, üniversite hastanelerinin gelişimsel pediatri bölümlerinde ya da özel klinik ya da merkezlerde bu konuda eğitim almış kişilerce yapılır. Gelişimsel tarama, çocuğu gelişim açısından inceleyerek daha kapsamlı ve ayrıntılı bir değerlendirme ya da erken müdahaleye gerek olup olmadığının belirlenmesini amaçlamaktadır. Erken müdahale ise Gelişimsel taramalar sonucunda gelişimsel geriliği olduğu ya da gelişimsel açıdan risk altında olduğu belirlenen çocuklara ve bu çocukların ailelerine sunulan bakım, eğitim ve destek hizmetleridir. Erken müdahale, toplumda gelişimsel açıdan herhangi bir sorun belirmeden önce bu olası sorunları önlemeyi, ortaya çıkan sorunların etkilerini ya da daha önemli sorunlar ortaya çıkmasını azaltmayı ve ortaya çıkan sorunlarla baş etmeyi amaçlar. Erken müdahale hizmetleri ev merkezli, kurum merkezli ve hastane merkezli olarak sunulabilir. Hastaneye hazırlayıcı eğitim, hastalığı nedeniyle hastanede yatan çocukların korku ve kaygılarını gidermek amacıyla çocukları hastalık, hastane, hastane personeli, hastanede kullanılan araç gereçler ve teşhis, tedavi ve ameliyat gibi hastanede yapılan işlemler hakkında bilgilendirmek üzere, çeşitli araç gereçler ve yöntemlerle yapılan aşamalı bir eğitim programıdır. Yapılan araştırmalar hastaneye hazırlayıcı eğitimin hasta çocukların ve ailelerinin stres, kaygı, korku ve endişe gibi olumsuz duygularını anlamlı derecede azalttığını göstermektedir. Hastaneye hazırlayıcı eğitimler gerçekleştirilirken, hastanelere uyum gezileri düzenleme, bilgilendirici seminerler verme, bebekler, kuklalar ve oyuncaklar kullanarak oyun oynama ya da dramatizasyon yapma, poster, broşür ya da el kitapçığı gibi dokümanlar kullanma, filmler ve video görüntüleri izleme ve öykü kitapları okuma gibi yöntemlerden yararlanılabilir. Bazı hastanelerde tedavi işlemleri çocuğa sözel olarak anlatılmakta fakat büyük çoğunluğunda ise hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Hastaneye hazırlayıcı eğitim en kapsamlı çalışmalarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü tarafından uygulanan hastaneye hazırlayıcı eğitim programıdır. Bu program kapsamında çocuklara sağlık, hastane bölümleri Hastane yaşamı, hastane personeli, hastanede kullanılan araç gereçler ve hastanede yapılan işlemlerle ilgili bilgiler verilmektedir. Hastanede oyun programı, hastanede yatan 0 ila 18 yaş arasındaki tüm çocuklara yönelik yapılan eğlence, spor ve kültürel etkinliklerdir. Hastanede oyun programı çocuk hastanelerinde ya da hastanelerin çocuk servislerinde oluşturulan oyun odalarında ve oyun parklarında, yataklarından kalkamayan çocuklar için ise yatak başında gerçekleştirilir. Yapılan araştırmalar hastanede oyun programlarının çocukların ve ailelerinin hastanede keyifli zaman geçirmelerini sağladığını, çocukları duygusal olarak rahatlattığını, çocukların tedavi sürecini kolaylaştırdığını ve çocukların gelişimine ve eğitimine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Hastanede oyun programları için verilebilecek örneklerden biri, İngiltere'deki Sağlık Oyun Uzmanları Ulusal Birliği'nin National Association of Health Play Specialists (NAHPS) yaptığı çalışmalardır. Bu kuruluşun amacı, hastanede tedavi görmekte olan çocukların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede hastalar için oyun programları oluşturmaktadırlar. Hastane okulu, hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören ve örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla hastanede açılan okuldur. Hastane okullarının amacı, hastanede yatarak tedavi gören çocukların okul yaşantılarının kesintiye uğramadan hastane ortamında devam ettirilmesi ve hastalık sona erdiğinde çocuğun okuluna dönüşünde eğitimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktır. Hastane okullarının işleyişi Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi, ne 2010 göre düzenlenmektedir. Hasta çocukların hastane okulundan yararlanmasına çocukların aileleriyle hekimlerin görüşleri sonrasında karar verilir ve hastane okulunda verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın yapılır. Ülkemizde devlet hastanelerinin ya da üniversite hastanelerinin bünyelerinde açılmış olan hastane okulları vardır. Bu okullardan biri ise Eskişehir Devlet Hastanesi Hastane Okuludur. Eskişehir Devlet Hastanesi Hastane Okulu'nun amacı, hastanede yatan okul dönemi çocuklarının okul yaşantılarının kesintiye uğramadan hastane ortamında devam ettirilmesi ve çocuğun kendi okuluna dönüşünde eğitiminin kesintisiz devamının sağlanmasıdır. Yatak başında öğretim, zorunlu öğrenim çağında olup hastanede yatan ancak hastalığı ya da hastalığının tedavisi nedeniyle yatağından ayrılamayan çocuklara yatak başında birebir öğretim yapılmasıdır. Yatak başında öğretim, bu iş için görevlendirilmiş bir öğretmen tarafından, çocuğun kendi okulundaki öğretmeni ile işbirliği içinde belirlenen amaçların öğretimine yönelik gerçekleştirilir. Öğretim etkinlikleri, günde en az bir saat, çocuğun uygun olduğu ve kendini iyi hissettiği zamanlarda, öğretmen tarafından belirlenen ve hazırlanan araç gereçler kullanılarak yapılır. Bu süreçte öğretmenin öğretimde kullanılacak araç gereçleri temin ederek yanında bulundurması, öğretimin zamanlamasını çocuğun tıbbi gereksinimlerinin karşılandığı zamanları dikkate alarak planlaması, gerektiğinde duyarlı ve esnek olması, enfeksiyon açısından hem kendisine hem de kullandığı araç gereçlere ilişkin gerekli önlemleri alması önemlidir. Uzaktan öğretim, hastanede yatarak tedavi gören çocukların çeşitli teknolojik donanımları kullanarak bilgi kaynaklarına öğretim programlarına, öğretici film, oyun ve yazılımlara ya da kendi kayıtlı oldukları sınıfta yürütülen öğretim etkinliklerine uzaktan erişim sağlayarak eğitimlerini sürdürmektedir. Hastaneden okula geçiş planlaması, hasta çocukların tedavi sonrasında okula uyumlarını kolaylaştırmak üzere hasta çocuğun ve ailesinin Okul personelinin ve çocuğun devam ettiği sınıfın okula dönüş için hazırlanmasını ve okula dönüş sonrasında çocuğun sağlık ve başarı durumunun izlenmesine yönelik yapılan planlamadır. Her hastalık, her çocuk ve her durum için okula geçiş planları farklılık gösterse de çocuğun, ailesinin, okul personelinin ve sınıfın hazırlanması ile çocuğun okula dönüş sonrasında izlenmesi başarılı bir geçiş planında olması gereken ortak ögelerdir. Hastaneden okula geçiş planlarının temel ögeleri şunlardır: çocuğunun ve ailesinin hazırlanması, okul personelinin hazırlanması, sınıfın hazırlanması, çocuğun okula dönüş sonrasında izlenmesi. Hastanede yatarak tedavi gören çocuklara yönelik geliştirilen uzaktan öğretim örneklerinden biri Avustralya'da Kraliyet Çocuk Hastanesi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu uygulamada Kraliyet Çocuk Hastanesi Eğitim Enstitüsü'nde yatarak tedavi görmekte olan çocukların hem akademik hem de sosyal amaçlı olarak ve teknolojiyi kullanarak kayıtlı oldukları okulla iletişim halinde olmaları sağlanmıştır. Hastane Merkezli Gelişimsel Destek Programı Örnekleri Ülkemizde 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik gelişimsel tarama amacıyla kullanılan araçlar arasında, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, AGTE, Denver Gelişimsel Tarama Testi, Gazi erken çocukluk gelişimi değerlendirme aracı bulunmaktadır. Ülkemizde kullanılan erken müdahale programlarından kimileri Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP), -E Baba Destek Programı (BADEP), Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) ve Portıçtır.